Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Ocak 2021 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün tabii koronavirüs vakaları dünün en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Gece geç saatlerde Beşiktaş'ta üst üste pozitif vakalar açıklandı. Teknik direktör Önder Karaveli ve 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı. Resmen açıklandı ki hali hazırda Beşiktaş'ta zaten birçok futbolcuda pozitif vaka vardı. Semptom gösteren birçok futbolcu var. Testi sonucu beklenen yine birçok futbolcu olduğunu görüyoruz ve bu hafta sonu Beşiktaş'ın oynaması planlanan Çaykur Rizespor mücadelesinin de ertelenme ihtimali ortaya çıktı. Gerçekten hem dünyada hem Türkiye'de vakaların ne kadar hızlı arttığını artık görüyorsunuzdur. Örneğin dün mesela Euroleague'de bütün karşılaşmalar, bu hafta oynanması planlanan bütün karşılaşmalar iptal oldu. Koronavirüs vakaları nedeniyle hiçbir maç yapılamıyor Euroleague'de. Süper Lig'de de elbette bu koronavirüs vakalarıyla birlikte maç ertelemeleri kaçınılmaz gözüküyor. Sadece Süper Lig değil, tabii ki alt liglerde de benzer problemler var. Mesela Galatasaray, dün Galatasaray'da da 3 yeni vaka çıktı. Taylan Antalyalı bunlardan birincisi. Selçuk İnan yine teknik ekipten ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın da koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı. Bu arada Beşiktaş'ta da Pjanić, Larin ve Kenan Karaman'ın testlerinin pozitif çıktığı söyleniyor. Tabii çok fazla bilgi, çok fazla iddia var. Henüz tam net bir durum yok ama hani sonuç olarak Beşiktaş'ta birçok isim bu koronavirüsten etkilendi. Süper Kupa mücadelesi kazanıldı. Maç sonu yaşanan kutlamalar, birbirleriyle yakın temas içerisinde olan futbolcular vakaların artmasından endişe ediliyor. O yüzden gerçekten zor bir durumla karşı karşıya Beşiktaş. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'taki bu gelişmeler sonrası bir erteleme kararı alacak mı? Yoksa Beşiktaş eldeki futbolcularla devam mı edecek? Yönetmelik neler diyor programda? Bunları konuşacağız. Beşiktaş'ta bu arada Önder Karaveli ile de yola devam etme kararı alındı. Dün Aspor'dan da böyle bir haber geçti. Zaten beklenen bir haber. Önder Hoca da dün akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı. Beşiktaş benim canım ifadesini kullandı. Trabzonspor transfer harekatını sürdürüyor. Kouassi ve Edin Visca'dan sonra sol bekte de Puşaş ismi gündemde ve onunla ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Yine dün gün içerisinde paylaşıldı ve bir stoper hamlesi daha kalıyor Trabzonspor. Ondan sonra da büyük ihtimal transferi kapatacak Bordo Mavili ekip. Bir ilginç haber de yine Kayserispor'dan geldi dün gün içerisinde. Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiralama konusunda anlaşmaya varıldığı Başkan Berna Gözbaşı tarafından açıklandı ki Mert Çetin aslında Trabzonspor'un da gündeminde olan bir isimdi. Bir stoper ararken Trabzonspor'un bu transferi bitirebileceğini düşünüyordum açıkçası ama Kayserispor bitirdi. Trabzonspor ise şimdilik Kaan Ayhan transferi üzerine yoğunlaşmış durumda. Evet, gündem özetle bunlar. Çok öyle egzantrik bir gündemimiz yok. Tabii gün içerisinde programda bu haftanın maçlarını da biraz konuşacağız. Yeni hafta ligin ikinci yarısı Süper Lig'de bugün saat 20'deki Trabzonspor Yeni Maltespor maçıyla birlikte başlayacak. Cumartesi günü 4, pazar günü 4 ve pazartesi de tek maçla 20. haftayı geride bırakacağımızı söyleyelim. Ve şimdi ufak bir şarkı ve kısa bir reklam aramız olacak. Sonra Ali abiyle birlikte gündemdeki konuları değerlendirmeye başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet.
Evet, 7.13 saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. Gündem koronavirüs, malum hem ülkemizde hem dünyada omikron varyantıyla birlikte hızla artan vakalarla karşı karşıyayız. Maalesef birçok spor karşılaşması erteleniyor. Ertelenmeyenlerde maça çıkamayanlar hükmen mağlup sayılıyor. İki takım da yeteri sayıda mesela futbolcusu yoksa İtalya ne yapıyor acaba? Şu ana kadar hiç öyle bir vaka yaşandı mı? Çünkü hep bir takım çıkamadı, diğer takım çıkabildi. Ama o tarz durumlarda ne olacak? Güzel bir soru sanki. O zaman kendi beraber. Sorumu beğendim. O zaman beraber. Berabere mi? Tabii beraber. Tescil edecekler. Nasıl bir şey olacak? Çünkü Türkiye'de de şimdi Beşiktaş'ta üst üste. Şaka yaptım orada. Gerçek sormuşum gibi çıktı. Bilmiyorum. Ben öyle inandım. Ne desen inanacaktım yani. Hayır. Ne olabilir? Bilmiyorum. Bir fikrim yok. Evet, yaşayıp. Bir vakaya rastlamadık senin dediğin gibi. Aynen. Günaydın bu arada. İtalya'da dediğin gibi şu ana kadar hep bir takım ya sahaya çıkamadı, ya seyahat kısıtlaması getirildi, ya işte oyuncusu eksik oldu. Dolayısıyla öteki takım stada gitti. Hakemler stada gitti. Ya dün de öyle gördüm fotoğrafları. Yani inanılmaz bir şey o da İtalyanların da yaptığı. Yani bile bile yani oynamayacaklarını bile bile stada gidiyorlar. Evet. Sahaya çünkü çıkıyorlar. Çünkü La Liga yönetimi diyor ki kesinlikle erteleme. Serie A yönetimi kesinlikle erteleme ya da iptal yok diyor. Dolayısıyla çıkmadığı anda hükmen yenilgiye işi bağlıyor. Bizde de bu arada durum benzermiş aslında. Onu da söylemek lazım. Bizdeki maddelerden biri şu. Bu TFF'nin COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimatnamesinde madde 5, 9. fıkra mı denir artık? Deniyor ki kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolculara nedeniyle oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte anılan kulüpler için futbol müsabaka talimatını 24. maddesi hükümleri uygulanmaz denmiş. Yani 9'a kadar yolu var bu işin. Yani elinizde kaleci dahil 9 futbolcunuz varsa maça çıkmakla yükümlüsünüz. Çıkamıyorsanız 8 futbolcunuz varsa hükmen mağlup oluyorsunuz. Beşiktaş'ta bakalım vaka sayısı tam olarak kaç açıklanacak? Dün 3 futbolcu da pozitif olduğu söylendi. 2 dendi, 3 dendi. Bilgi karışıklığı var benim gördüğüm kaynaklarda. Mesela Fırat Günayer diyor ki dün ilk 11 çıkan oyunculardan 2 tanesinin sesi pozitif demiş. Başka bir kaynak Beşiktaş kaynağı Duhulye'de Larin, Kenan Karaman ve Pjanić'in testlerinin pozitif çıktığını paylaşmış. Önder Karaveli test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri. Zaten teknik ekipten biri çıkmıştı. 6 futbolcu zaten götürülmemişti Katar'a. Gezal, Mehmet Topal, Gezal'in pozitif çıktı. Topal şüpheliydi. Yani Beşiktaş gerçekten bu as takım rotasyonunda bayağı bir futbolcusunu kaybedecek gözüküyor Çaykur Spor maçı öncesi. Maalesef başa sardık tekrar dünya ve ülke olarak. Evet, işte Beşiktaş'ta durum kötü. Galatasaray'da yine açıklandı. Taylan Antalyalı Selçuk İnan bir teknik yetkili daha. Manchester City'de Guardiola ve artı 7 oyuncu. Ya City'de burada konuşuyorduk, hiç vaka yok. Bir Kyle Walker var demiştin sen. Nazarımız böyle değildi. Sonra evet. Ama hani bu ne kadar hızlı yayıldığına dair. Çünkü Fransa ve İngiltere'de günlük rakamlar 151'i geçti. Şimdi Fransa ve İngiltere nüfus olarak Türkiye'den daha az nüfusa sahip ya da yakın nüfusa sahip ülkeler. Hani varyantın Türkiye'de de ne kadar etkili olduğunu görmeye başladık. Dolayısıyla Avrupa'daki takımların başına gelenin bizim takımlarımızın başına geleceğini de 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmek zor değil. Burada İngiltere böyle bir durumda ki İngiltere 13 oyuncu artı bir kaleci olduğu sürece oyuna devam demişti. Ama bu süreçte birçok maç oynanamadı İngiltere'de. Onlar erteleme yoluna gittiler. İtalya az önce konuştuğumuz gibi İtalya'da oyuna devam ama sahaya çıkamadığın anda 3-0 yeniksin şeklinde bir karar aldı. Zaten Almanya her zaman olduğu gibi ilk aşamada tepki veren ve tribünleri önce yarı yarıya sonra seyircisiz yapan ülkelerin başında geliyordu. İngiltere uzun süre seyirciyle devam etti. O da enteresandı. Neticede işte bu gördüklerimiz, daha önceden de zaten benzer şeyler olmadı mı? Yani koronavirüs salgını Avrupa'ya geldiği zaman Avrupa'yı izledik. Bir süre sonra benzer şeyler bizde oldu. Futbolda da böyle olacak. Günlük vaka sayılarının rakam olarak korkutucu sayılara ulaşması çok uzak değil.
Bunu herkes anlayabilir. Dolayısıyla biz de bir süreden beri işte yapabildiğimiz kadar nacizane uyarıları yapmaya çalışıyoruz insanlara. Biraz daha dikkat etmemiz gereken bir dönem. Hem kendimize hem etrafımızdakilere. Evet, belki virüs eskisi kadar ölümcül gözükmüyor. Ama sonuçta yine geçen gün Barış abinin söylediği gibi kime nasıl vuracağı belli olmayan bir virüs olduğu için son derece dikkat etmek lazım. Bu durumda tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalya gibi işte ne olursa olsun oyna. Hani sen geçenlerde söyledin, zaten geniş kadro 35 oyuncuya kadar çıkarıldı. Evet. Yani bir şekilde sen altyapından oyuncuları getir, bu maça çık, biz de devam edelim diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu da hani çok eleştirilecek bir durum değil. Zaten normal fikstürü çok zor yapan bir federasyonun bir de ertelemelerle uğraşmasını ben kendi adıma beklemiyorum. Onlar için çok zor işler bunlar. Ama bir yandan da baskılara dayanmak gerekecek. Şimdi eminim ki Beşiktaş kulübü, yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu erteleme için bir baskı yapacak. Tam da ben geçen gün bunu anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu artık Avrupa'da yaşananları görüp bakın bu Türkiye'de de olacak ve biz böyle davranacağız demeliydi bu durumdan önce. Şimdi bir fırsatı daha var. Beşiktaş'a deyip diğer takımlara da bir mesaj verebilir. Hani ne olursa olsun Beşiktaş 9 kişiyse. Anlamıyorum Mert. Niye yapmıyorlar? Ben yani? Şu an geliyor yani, anladın mı? Hani fırtınayı uzakta gördün. Kara bulutları gördün. Hı-hı. Yani ben sana diyorum ki Mert yağmur yağacak. Mert yağmur yağacak. Mert yağmur yağacak. Sen bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun. Yağmur yağmaya başladığı anda hadi şemsiye açalım diyorsun. Yani bunu anlamıyorum. Geliyor çünkü hani önünde işte örnekler var. Orada olan burada da oluyor bir süre sonra. Dolayısıyla hani burada önceden söyle. De ki yani biz erteleme yapmayacağız. Geniş kadrolarla lige devam edilecek de. Şimdi böylece çünkü neden biliyor musun? Çoğu kişi gelişmeleri takip ederken bazı parçaları kaçırabiliyor. Şimdi bazı parçaları kaçırdığı noktada da mesela şöyle oluyor işte. Federasyon Beşiktaş'a karşı. Anladın mı? Bak gene kararı Beşiktaş aleyhine aldılar. Sanki Beşiktaş'la federasyon arasında bir çatışma varmış gibi bile anlayan insanlar oluyor. Sonra süre geçiyor, bir süre geçiyor. Hatırlıyor musun diyor, koronavirüs olduğu zaman Beşiktaş erteleme talebi yapmıştı, kabul edilmemişti. Ama bu onların sorunu Ali abi. Yani böyle düşünmeleri. Çünkü gerçek öyle değil aslında. Ama yani işte öyle oluyor. Yani bu niye buna izin veresin ki? Olsun. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nu bağlayan bir şey var mı? Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu kurallar dahilinde çalışıyor. Sen her ne kadar bilgilendirsen de TFF'ye karşı art niyeti olan art niyeti olmaya devam eder gibi hissediyorum ben. Hani senin de çekincelerini anlıyorum. Şimdiden söylesinler diyorsun. Ama zaten kurallar belli. Yani belli işte, talimatnamede yazmış, daha bu kadar ne kadar açık yazabilir? 9 futbolcuya kadar oynayacaksınız diyor. 9'un altına gelirse hükmen mağlubiyet diyor. Erteleme falan yok. Net bir ifade var. Bunu kulüp başkanlarının ve ilgili yöneticilerin, hadi başkan bilmesin, sorumlu yöneticilerin biliyor olması lazım ve buna göre hareket ediyor olması lazım ve TFF de hiçbir kulübe ayrımcılık yapmadan ayrımcılık yanlış kelime oldu. Bu kuralı uygulamalı. Uygulayamazsa o zaman problem olur zaten. Tabii zaten bu dediklerin olacak. İşte ben diyorum ki bir hatırlatma dozu daha yap. İşte aşı gibi istiyorsun. Evet, sen aşı gibi. Böyle aynen, aşı gibi. Bir kere daha hatırlat doz. Bu ne yapacağını hatırlat. O zaman da mesela haberler de çıkmaz. Şimdi mesela erteleme haberlerinin çıkması da doğru değil. Yani erteleme haberi yapan gazetecinin işini de çok doğru yaptığını söyleyemeyiz. Çünkü öyle bir şeyin yok, hakkın yok aslında. Yani belli olmaz tabii. Bizde her zaman hani yasalar, talimatlar... İşte bak, bunu da demememiz şeyinde lazım. Bunu demememiz için... Öyle işte, ama işte Türkiye'de... Bunu dememiz işler için hatırlatma dozu. İşte ona hatırlatma dozunu yapıp kendini bağlaması lazımdı federasyonu. Belki bağlamak istemedi ya kendini. Işte o zaman zaten hani pek şeylerden bahsetme. İşte bakalım ya, göreceğiz. Şu an hani TFF'ye karşı herkesin bir ön yargısı olduğu için biz dahil. TFF'nin bunca yıllık ki mevcut TFF, daha önceki TFF'de de çok farklı değildi. Kararlar farklı şekilde alındığı için ister istemez bu tarz durumlarda acaba yine o yola mı gidecekler, yoksa gerçekten talimatta yazanı yapacaklar mı diye bir çekinceye savruluyoruz. O yüzden evet, bizim şu anki konuştuklarımız, yoksa normal şartlarda bu TFF'nin yapması gereken belli. Bizim de aslında bu konuyu böyle bu kadar fazla uzun konuşmuyor olmamız lazım. Ama günün sonunda çok fazla güven olmuyor Türkiye Futbol Federasyonu'na. Tabii bir de öyle bir durum ki aslında TFF'nin biraz avantajı var. Çünkü Trabzonspor ligde açık ara yapmış durumda. Eğer ki düşün, Trabzonspor 46 puanda, Beşiktaş 45 puanda, bu kadar koronavirüs vakası var, o zaman yer yerinden oynardı.
Aslında şampiyonluk yarışı böyle yakın olsaydı Ali abi işte niye yer yerinden oynardı mesela? Ben bizim de bakış açımızdan seni eleştirmek için söylemiyorum. Bence de yer yerinden oynardı. Ama kurallar netse yer yerinden oynayacak bir durum yok. Yani 9'sa 9 çıkacaksın abi. Adamlar öyle koymuş. Şey olarak koymamış yani, Beşiktaş'ta vakalar artmış. TFF hemen böyle bir kural getirmiş de değil. TFF daha hiçbir şey yokken ortada erteleme vesaire bu kadar vaka koymuş kuralı. Sonrasında ilk Beşiktaş yakalanmışsa yapacak bir şey yok. Ya katlanacaksın. O dedi senin şanssızın olacak. Yani bu da futbolun içinde var. Her ne kadar sakatlık varsa, normal hastalık oluyorsa sezon içerisinde üst üste. Burada da koronavirüs konusunda katlanacaksın. Dediğim gibi yapacak hiçbir şeyin yok bu dönemde. İşte katlanacaksın da ben de diyorum ki yer yerinden oynardı. İşin içinden çıkamazlardı. Büyük ihtimal olurdu zaten. Ona hiçbir itirazım yok. Bir de benim korkum Ali abi, şimdi bu vakalar artmaya başladı. Beşiktaş'ta başladı. Eminim küme düşme hattını ilgilendiren takımlarda da vakalar çıkacak. Kaçınılmaz. Belki hükmen mağlubiyetler olacak ve buradan bir ne doğacak? Mağduriyet. Hmm. Mağduriyet doğduğunda ne oluyor? Küme düşme. 28 takımlı Süper Lig. Evet. Şu an 20 takımlı Süper Ligimiz. Seneye 19 takıma düşecek normal şartlar altında. Bu sezon hatırlatalım. Hatırlatma dozunu ben yapayım. Belki de 4 takım düşecek. Heh. Ya da işte farklı şekilde nasıl yaparlar bilemiyorum ama olmamış iş değil bu da Türkiye şartlarında. Çünkü hiç etkilenmedikleri dönemde küme düşme kaldırıldı. Asıl etkilenilen dönem işte geçen sezon, belki bu sezon olacak kulüplerde. Ama bu sefer de Türkiye Futbol Federasyonu küme düşmeyi çok büyük ihtimalle tabii kaldıramayacak. Çünkü artık fazla, yani fazlalık olduğu çok net anlaşılıyor. Bir de seneye Dünya Kupası var sezon arasında. Değil mi? Seneye oluyor şimdi. Bu sezon bitiyor. İşte bu sezonun, senenin sonu sezon, evet. Öbür sezon olacak. 22-23 sezonu. Orada da sıkışık bir takvim olacak. Küme düşmeyi kaldırmak tamamen intihar olur Türkiye Futbol Federasyonu açısından ama bunların konuşulacağına adım gibi eminim. Yani bir mesela Kasımpaşa'nın maçı ya da Kasımpaşa çok lobisi olan bir kulüp değil de işte Rize Spor olsun, Göztepe, yine Malatya, böyle durumlarda sezon sonu yine biz küme düşme kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı? Bu tarz konuları maalesef konuşacağız. Bu arada Beşiktaş'tan girdik. Koronavirüs vakaları artıyor diye. Galatasaray da. Evet, Galatasaray da çok eksik. Peki durumda değil. Şimdi en son dün Taylan Antalyalı pozitif. Selçuk İnan yardımcı antrenör pozitif. Analiz sorumlusu Cihan Ünal pozitif. Ondan önce ezberden sayacağım. İnşallah hata yapmam. Fananolt, Alparslan Öztürk, diğer isim kimdi? Galatasaray'da 3 futbolcu koronavirüs pozitifti. Ali abi. Şimdi Oğulcan mıydı? Diğer isim de Oğulcan'dı sanki. Oğulcan eksikler arasında yok. Yok mu? Ben sana eksikleri söyleyeyim mi Galatasaray'daki? Bildiğim eksikleri. Bildiğin. Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü bir mesajı beğendim. Önümde açık şu an. Güzelmiş. Taylan. Hı-hı. Mustafa Muhammed. Cagne. Feguli. Van Aanholt. Alparslan Öztürk. Fatih Öztürk. Fatih Öztürk, tamam. Oğulcan değil. Luyendama, Kerem Attürkoğlu, Markao, Fatih Öztürk, Muslera. Muslera sakat. Fatih Öztürk pozitif. Pozitif. Markao, Kerem kart cezalısı. Luyendama sakat. Sakat. Van Aanholt pozitif. Alparslan Öztürk pozitif. Feguli Cezayir milli takımı, Cagne sakat. Mustafa Muhammed Mısır milli takımı, Taylan pozitif. Evet, çok eksik var. Dün mi okuduk gazetede? Galatasaray muhtemel 11'ini paylaşmıştık. Yine fena bir 11 gözükmüyordu. Ama 11'den de Taylan'ı şimdi kaybetti Galatasaray. Taylan, Berkan, Çıkıldağ gözüküyordu. 11 oyuncu yok Galatasaray'da. Evet, şimdi orta sahada Taylan Antalya yerine Fatih Terim. Bu arada isim 11 oyuncu bugün itibariyle yok. Bunu da unutmamak lazım. Daha da artabilir mi diyorsun, yoksa azalabilir işte mi diyorsun? Beşiktaş'ta nasıl arttı? Galatasaray'da da her gün neredeyse vaka açıklandı. Aynen. Yani Galatasaray'da şimdi belli ki hani Beşiktaş'ta olduğu gibi oyuncular bir arada olmuş, virüsü kapmışlar. İşte testlerle beraber çıkması muhtemel. Aynı Beşiktaş'ta olduğu gibi Beşiktaş'ta da artabilir bu arada. Beşiktaş'taki artma ihtimali daha fazla. Evet. Çünkü kutlama törenlerinde çok yakın temaslar oldu. Soyunma odasında eminim büyük kutlamalar oldu. Kapalı aynen. Alanda çok yakın temasla birlikte vakalar artıyor. Sadece yani kulüpler içinde de artmıyor. Büyük ihtimal farklı farklı pozitif vakalar da takımlarda buluşunca onlar da arttırdı. Çünkü herkes tatildeydi. Evet. Böyle sıcak yerlere gitme ihtimalleri yüksek futbolcuların. Orada kalabalık ortamlara girince oradan kaptıkları virüsü de ülkeye getirdiler. Bu kaçınılmaz. Yani ben bir yandan
eleştiriyoruz. Hani futbolcular dikkat etmeli diyoruz Ali abi. Ama onlar da hani bu kadar yoğun tempoda maçlara çıkıyorlar. Ufak bir araları varken onu da değerlendirmek istiyorlar. Elbette dikkat ediyorlardır ama ne kadar dikkat edersen et yine yakalanabiliyorsun. Yurt dışında da böyle, hani bizim futbolcu eleştirelim ama yurt dışında da bu hafta işte girişte söyledim. Euroleague'de maç yapılamıyor. Çok farklı değil. Maç yapılamıyor Euroleague'de ya. Hiç bir maç yapılamaz mı Euroleague'de? O kadar takım arasında. 18 takım var Euroleague'de. 9 maç. Hepsi ertelendi bu hafta. Yani bu sadece Türkiye'deki futbolcuların ya da sporcuların problemi değil. Avrupa'da, dünyada da durum bundan çok farklı değil. Şimdi Galatasaray bakalım bu hafta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak. Cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekip. Saat 19'da oynanacak mücadele. Yani yarın. Bugün test sonuçları gelir. Yarın yine test sonuçları gelir. Ve vakalar artarsa 11'de bayağı bir değişiklik olacak. Zaten Alparslan'ın, Markaan'ın, Ruindama'nın yokluğunda Işık Kağan Arslan'ın stoperde oynaması bekleniyordu Galatasaray'da. Orta sahada bakalım Taylan yerine kim düşünülecek? Aytaç mı? Bir daha söyleyebilir misin kadroyu bana? Kalede İsmail Çipe olacak. Tamam. Solda Ömer Bayram. Sağda Yedin ya da Oğulcan Çağlayan, iki isimden biri. Merkezde Işık Kağan ve Nelson. Orta saha normalde dün paylaşılan Taylan Berkan Çıkıldağ'ydı. Taylan yerine Aytaç tahminen oynar. Hı-hı. Ya da Emre Kılınç oynayabilir. Sağ tarafta Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz olabilir. Oğulcan değildi. Orada olabilir. O da değildi. Emre Kılınç mı yazmışlardı? Solda Babel yazılmıştı. Solda Babel. İleride Halil zaten tek. Herkes Halil tek. Sağ taraftaki ismi şu anda aklıma gelmiyor. Ya Emre Kılınç'tı. Kerem de yok. Kerem de yok. Feguli de yok. Morutsan. Sağ taraf Morutsan. Morutsan yazılmıştı. Hı. Şimdi bakalım şu an hali hazırda durum bu Galatasaray'da da. Evet, 7.31 saatlerimiz maalesef. Bu 2020'yi hatırlatan bir başlangıç oldu programa. Koronavirüs konuşuyoruz. Vakaları, kulüplerdeki maçlar işte oynanacak mı, oynanamayacak mı? Maalesef durum bu noktaya geldi. Biz de ilk bölümü bu vakalara ayırdık. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra konuşacak elbette çok konumuz var yine. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. ...7.36 saatlerimiz koronavirüs vakalarıyla başladık. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Bu arada az önce Taylan Antalyalı yok, pozitif. Onun yerine kim oynar, Aytaç mı diye bir fikir yürütürken Fanatik Gazetesi'nde evet, Aytaç Kara ilk kombine diye bir kutucuk şeklinde haber paylaşılmış. Zaten elinde çok fazla alternatifi yok Fatih Terim'in o bölge için. Asun Sağdı hala Galatasaray'ın oyuncusu ama henüz gönderilebilmiş değil. Aytaç Kara, Emre Kılınç gibi, Murat Tusan gibi alternatifleri var elinde Fatih Terim'in. Bugün gazetelerde artık klasikleşmiş, bizim de konuşmaktan sıkıldığımız Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak haberleri yine var. Mecbur zaten Fenerbahçe ile ilgili bu dönemde başka ne konuşulacak? Pazartesi günü Adana Demirspor karşılaşması var. İçeride Kadıköy'de oynanacak ve hala Fenerbahçe bir teknik adamla anlaşabilmiş değil. Pazarlıkların sürdüğünü anlıyoruz buradan. Beşiktaş en azından bu işi çözdü. Dün A-Spor'da da geçti haber. Bugün gazete manşetlerine baktığımda yine birçok gazetede de benzer haber var. Beşiktaş Önder Karaveli ile yoluna devam edecek. Milliyet mesela sezon sonuna kadar Karaveli demiş. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin görevini sürdürmesi yönündeki düşüncesini netleştirdi. Türksel Süper Kupayı kaldıran deneyimli hoca sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Tabii pro lisanslı bir isim Önder Karaveli ve sık sık da Beşiktaş yönetimi kendisine ne görev verirse onu yapacağını, A takımsa A takım, altyapıysa altyapı, nerede olursa olsun Beşiktaş'ta görev almaya devam edeceğini paylaşmıştı. Kupada kazanılınca Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Futbolcularla ilişkisi iyi. Birçok artısı olduğunu gördük bu süreç içerisinde Önder Karaveli'nin. Beşiktaş yönetimi de
uygun bir yabancı teknik adam bulamadı. Gitti birkaç isme. Hani en çok medyada adını duyduğumuz isimler Daniel Farke ve Bruno Pinheiro'ydu. Olmadı. Farke son anda iptal oldu. Pinheiro da anlaşmadan vazgeçti. Portekiz ekibi Estoril'de kalmayı tercih etti. Beşiktaş da dediğim gibi başka bir teknik adam bulamayınca Önder Hoca ile yoluna devam ediyor. Güzel de bir birliktelik şu ana kadar. Özellikle son maçta genç Emirhan'ın da A takımda performans göstermesi ve bundan sonrası için Beşiktaşları heyecanlandırması Önder Hoca'ya da yine bir şekilde mal edilebilir. Bakalım bu birliktelikten neler çıkacak. Hani dün öğlen programda herhalde söylemiştim. Normalde bu tarz geçici teknik adamlarla bu süreç güzel gider. Ama ne zaman ki bir teknik adamı net olarak işte bizim artık teknik direktörümüz bu isim dersen o zaman işler biraz terse dönebiliyor. Bakalım Beşiktaş şimdi bu sürece girecek. Bu süreçten nasıl çıkacak? Gerçi bu sürece giriyor ama kulüpte de futbolcu kalmadı. Pozitif vakalarla beraber ya da kalmayacak büyük ihtimalle. Böyle bir haftalık bir kaos olabilir Beşiktaş'ta ama yeni yönetmelikle birlikte artık 7 günlük bir karantina. Hatta 5 gün içerisinde test sonucun negatif çıkarsa. 5. gün sonunda negatif test verirsen. Yine karantinan sona eriyor otomatik olarak. Bu bir artı. Hastalığın da çok uzun vadeye yayılmadığını herhalde ona göre tespit edilmiş Sağlık Bakanlığı tarafından. Sonuçta öncesinde çok daha uzundu karantina süreci. Şimdi bu kadar kısa olduğuna göre 2-3 gün içinde herhalde atlatıyor. Ve bir hafta içinde de tamamen iyileşmiş bir şekilde dışarı çıkabiliyorsun. Şimdi gidelim mi yol durumunu almaya? Mehmet, bir 2-3 dakikamız vardı yol durumuna gitmek için. Yol durumunu alacağız. Sonrasında gündemdeki bu haberlerle devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, 7.43 saatlerimiz gazete manşetlerine, haberlere bakıyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş'tan girdik. Beşiktaş artık teknik adam konusunu netleştirdi en azından bu sezon için. Kafası rahat Ahmet Uçebi'nin ve Önder Karaveli'nin ama Fenerbahçe için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Hala Löw'le ilgili farklı farklı haberler var. Vallahi sıkıldım ben Ali abi, bu Fenerbahçe'deki teknik adam kim olacak? Löw mü olacak? Löw ne istiyor? Gelecek mi? Sıcak mı bakıyor? Soğuk mu bakıyor? Bilic Çin kulübünden ne zaman ayrılmış? Jesus da son durum nedir? İşte her gün yeni adaylar. Gerçekten hani bir de düşün, fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu. Ben bu kadar dışarıdan bir göze, bir basın mensubu olarak bu kadar haberden, belirsizlikten sıkıldım ve kulüpten de bir açıklama yok şu ana kadar. Hani bunu bir yandan ders çıkarmış olarak algılamıştım. Çünkü ne zaman konuşsa Ali Koç bir pot kırma ihtimali var. Ama şimdi bir ay oldu neredeyse. Teknik adam yok ve yönetimden de bir açıklama da yok. Şimdi bu da kötü bir yandan. Şimdi düşünüyorum, bir açıklama sanki borcu da yok mu Fenerbahçeli yöneticilerin, taraftarı? Şu an taraftar artık çıldırma noktası. Dün sosyal medyaya girdim. Bu tarz şeylere hiç önem vermem ama Ali Koç'la ilgili hashtag açılmış ve birçok spor Twitter adresi de bu hashtag'i paylaşmışlar. Ben de içine girip baktım millet neler yazmış diye. Gerçekten taraftan artık sabrı kalmadı. Yani bu maça da mı teknik direktörsüz çıkacak Fenerbahçe, ki öyle gözüküyor gidişat. Nereye gidiyor Fenerbahçe? Akıl alacak iş değil şu anda. Yani bu sessizlik, belirsizlik, sürekli aynı haberler dönüp duruyor Fenerbahçe ile ilgili. Ya bazen şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İyi şeylerin hemen olması bekleniyor. Bazen daha fazla zamana ihtiyacınız var. Daha iyi bir tercih, daha iyi bir karar alabilmek için. Şimdi Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zorluk ne? Onu da iyi çizmek gerekiyor. Mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ligdeki durumları çok farklı mı? Değil. Değil. Fenerbahçe'nin... Kaç puan var? Bir puan mı var? Daha fazla olabilir. Bir bak istersen. Neyse, yani yanlış şampiyonluktan şey uzak şu anda. Şampiyonluktan uzak iki takım da. Fenerbahçe'nin bu sezon... 4 puan, evet. Kaç? 4. 4 puan. Fenerbahçe önde. Aynen, Galatasaray'la bir puan fark var. Beşiktaş önde. Evet, ama Trabzonspor'dan da 14 puan geride olan bir takım var. Yani neredeyse 5 maç Trabzonspor'un avantajı var. Şimdi bu farkın mevcut gidişatla beraber kapanacağını düşünmek iyimserlik olur futbolda.
o her zaman her şey olabilir kapısını biraz açık bıraksak da çok fazla iyimserlik olur. Dolayısıyla bu tabloda hani Fenerbahçe açısından aslında biraz Beşiktaş'taki gibi bir profil ortaya çıkabilseydi, Önder Hoca gibi bir profil ortaya çıkabilseydi, takım biraz bir şeyler ortaya koysaydı Zeki Murat Göle yönetiminde ya da başka bir teknik adam yönetiminde, Fenerbahçe yönetimi bu hoca arayışında biraz zaman kazanacaktı. Bak şimdi Beşiktaş Önder Karaveli ile çok yüksek bir puan ortalaması tutturmadı ligde. Bir Fenerbahçe beraberliği var. Kayseri galibiyeti var. Değil mi? Bir mağlubiyet Konya. Var. Konya maçı. Evet. Kaybedildi. Kaybedildi. 89. Evet. Hani ortalama bir şeyle gidiyor Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde. Futbol olarak peki uçup kaçıyor mu? Evet. Evet, Sergen Yalçın dönemi kadar kötü değil. Ama hani bildiğimiz Beşiktaş'ta değil şu an. Süper Kupa tek maç. Çok mu iyi oynadı Beşiktaş? Hayır. Ama kupa kazanıldı. Herkes mutlu. Ancak genel olarak hani Beşiktaş yönetiminin de normal şartlarda şu an harıl harıl yeni teknik direktörünü arıyor olması lazım. Çünkü senin dediğin nokta çok kritik bir nokta. Hani geçici bir teknik adamı direkt olarak atadığında ortaya problemler çıkabiliyor. Bunu görüyoruz. Yani şu an Önder Karaveli'nin sempatik gelen yönleri, o iş resmiyete döküldüğü anda bir anda herkese antipatik geliyor. Bunu futbolda defalarca gördük. Ama Beşiktaş yönetimi şu an Önder Karaveli'nin kalkanları arkasında müthiş bir zaman kazanmış durumda. Bu noktada eğer Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünü sezon sonunda açıklasa dahi öyle çok da fazla bir şey olmayacak. Onların kredisi azalmayacak. Yok, taraftarın bir hashtag başlattı, yok bir isyanı, yok ne teknik adamımız evet. Nerede dediği bir şey yok. Herkes evet. Memnun Önder Karaveli'den. Şimdi Fenerbahçe diyorum ya, ligde Beşiktaş'tan çok farklı durumda değil, hatta daha iyi durumda, ama ikisinin de bana sorarsan Trabzonspor'u yakalama ihtimali çok uzak. Şimdi böyle olduğu noktada diyorsun ki Fenerbahçe taraftarı artık sabrı taşmış durumda. Hashtagler açılıyor. Yazılanları okudum. Yazılanlar çok kötü. Her gün aynı haberler çıkıyor. İşte Fenerbahçe şu kadar süredir teknik direktörsüz. Bu maça da teknik direktörsüz mü çıkacak? Nerede bu teknik direktör? Gördüğün gibi olay birbirinden çok farklı. Neredeyse 180 derece zıt. Benzer şartlarda ama içinde bulunduğu durum gidişat açısından çok farklı noktalara giden iki kulüp var. Çünkü geçmişi var Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin. Şimdi sürekli aynı haberler çıkıyor diyorum. 365 gündür teknik adamsız. 364 gündür teknik adamsız. Her gün birer gün arayla rakamı arttırıyorlar bir bir. Sürekli evet. Bu haber görüyorsak bu problem. Çünkü ben de biliyorum Fenerbahçe buradan bir teknik adam getirse yok, de şampiyon işte, olamayacak ama. Bugün gelinen noktada Fenerbahçe'nin yanlış teknik adamla bir kere daha mı anlaşması, doğru karar vermeden, yoksa doğru seçimi yapıp en azından Fenerbahçe'de bir yapının oluşmasına artık ilk adımı atması mı? Şimdi bu soru var. Normalde bu sorunun cevabı belli. İkinci söylediğim. Ancak orada da şu ortaya çıkıyor. Bu kez şuna güvenmiyor insanlar. Ali Koç hangi teknik adamı doğru seçti ki? Bir de problem gerçekten doğru teknik adamı seçmek mi? Ona doğru bir ortam hazırlayamamak mı? Çünkü hepsi. Ben ona da inanmıyorum. Yani doğru teknik adam tamam inanıyorum bir yerde. %100 inanmıyor değilim ama ona istediği ortamı vermezseniz de o teknik adam yanlış olmuyor ki. Ya bak, siz ona doğru ortam hazırlamamış oluyorsunuz. Bize şöyle derlerdi. Kötü senaryodan iyi film çıkmaz. Yani kötü senaryodan iyi film çıkmaz. Bir kere zaten liderini, teknik adamını doğru seçmen lazım. Ya da müthiş yanılmaman lazım. O kadarını söyleyeyim. Hani çok çok büyük hatalar yapmaman lazım. Şimdi zaten senle bunu bir süreden beri konuşuyoruz. Hani teknik adamı seçtin. Tabii ki etrafını da, kulübün yapısını da ona göre oluşturman gerekiyor. Ancak Fenerbahçe'de birçok sürekli olarak ama diyeceğin nokta oluyor. Hani şu olmadı mı daha çok yakın dönemde? Yazın Fenerbahçe'nin bundan çok daha fazla zamanı vardı. Fenerbahçe aradı, taradı, teknik direktör, Bielsa, seviye, o şu bu dendi. Gelinen noktada Ali Koç Pereira'ya gitti. Hayal kırıklığı yaşandı mı? Yaşandı. Mesela şimdi insanlar diyor ki 6 ay geçtikten sonra. Aynı şey. Hani zamanı olsa da Ali Koç'un. Tamam diyorlar ki biz sinirlenmeyelim. Sen güzel anlattın. Beşiktaş'la durum aynı. İnsanlar sinirlenmesin. Fenerbahçe'nin geleceği daha önemli. Bu sezondan tamam biz de umudu kestik. Kabul. Bunu okey diyorlar. Zaten buna itiraz edecek Fenerbahçeli olmaz. Ama diyorlar. Yani yazın doğru teknik adam seçemeyen Ali Koç
yönetimi. Şimdi doğru adam seçeceğini nereden biliyorsun? Orada da ben bir şey diyemiyorum bir doğal olarak. Pereira mesela sence doğru teknik adam mıydı? Ya çok yanlış değildi. Yanlış Pereira diyen de çoktur ama demeye çalıştığım şu. Pereira bir yere kadar çok iyi getirmedi mi? Getirdi. Fenerbahçe'yi. Hı-hı. Ama oradan sonra işte Ali Koç'un açıklaması, megafon olayı, futbolcularla olan iletişim, Ali Koç'un o yaptığı açıklama Mesut Özil, Vitor Pereira ile ilgili süreci kötü yönetince Pereira da iyice güçsüzleşti ve günün sonunda yolların ayrılması gerekti. Aslında demeye çalıştığım hani çok doğru teknik adam olmasa da illa en iyisini de getirmek durumunda değilsin. Hı-hı. Ama ona doğru bir ortam hazırlarsan da sen o teknik adamla başarılı da olabilirsin. Yani Vitor Pereira da olursun, ne bileyim Farioli'de de olabilirsin, Pinheiro'yla da olabilirsin. İlla hani Löw gibi bir teknik adama ihtiyacın yok ama sen zaten o ortamı da hazırlayamıyorsun. Doğru. Şimdi, orada da senin söylediğin devreye girmiyor mu bu noktada? Hani diyorsun ya en iyi teknik adamı getirmek zorunda evet değilsin. Ama Ali Koç yönetiminin geçmişi şu an onu en iyi teknik adamı getirmeye zorlamıyor mu bir işte, anlamda? Ben de diyorum ki en iyi teknik adamı getirse de ona uygun ortam hazırlayamazsan yine o en iyi teknik adamdan en iyi verimi de alamayacaksın ki Löw'ün de en iyi, en uygun teknik adam olduğu tartışılır mesela. En iyi teknik adam evet ama Fenerbahçe için en iyi teknik adam mı? Yoksa Alman milli takımı için ya da Leipzig için mesela en iyi teknik adam mı? Çünkü o da var. Her teknik adam her yerde başarılı olacak, her şartta başarılı olacak diye bir şey de yok. Sonuçta futbolcu gibi. Bazı futbolcu büyük takım baskısını kaldıramıyor. Gidiyor Anadolu'da başarılı. Bu teknik adam da daha profesyonel olduğu yerlerde belki daha başarılı oluyor. Alman milli takımı örnek. Ama bu tarz organizasyonsuz, baskının çok yüksek olduğu yerlerde belki de başarısız olacak. Hani bu şu an büyük ihtimal hesaba katılmıyor kimse tarafından. İsme bakılıyor. Hani, Löw belki de başarısız olacak diye zaten başlamazsın. Yani öyle bir ihtimal her teknik adamda var. Çok büyük teknik adamlar birçok kulüpte başarısız oldular. Ancak hani Löw gibi bir marka isme gittiğin zaman da kafanda ya başarısız olursa düşüncesi değil, Löw ile bir şeyler başarabiliriz düşüncesi motivasyonu oluyor. Şimdi senin söylediğin noktada zaten seninle biraz ayrıştığımız olay da o. Sen diyorsun ki başka bir teknik direktörle de Fenerbahçe başarılı olabilir. İlla marka bir isme gitmesine gerek yok. Doğru ama marka bir isimle ya da Löw'le geldiği noktada zaten o yapıyı oluşturamadığı anda o şey dağılıyor. Yapı dağılıyor. Hani isimli bir teknik adam ya da potansiyelli bir teknik adam. Evet. Büyük bir teknik adam. Geleceği olan bir teknik adam. Orada zaten çok fazla formülün değişmediğini Fenerbahçe'de gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe Löw'ü getirdiği zaman biraz da Löw'ün isminden faydalanarak o yapıyı, o bahsettiğimiz sağlıklı yapıyı oluşturmaya çalışacak. Yani Pereira'nın Comolli'nin anlattıkları kulüp içinde olanlar Löw'ün ismiyle biraz gölgelenmeye çalışılacak. Benim anladığım o Fenerbahçe'nin ya da Löw gibi bir isim. Hani Löw şey gibi oldu böyle, ne derler. Hani mihenk taşı gibi herkes onu örnek veriyor gündemde de. Ancak benim anladığım bu Fenerbahçe'nin planından. Hani o ismin gücüyle biraz o yapıyı biraz daha sağlıklı hale getirme ya da en azından o adımı atmaya çalışacak Fenerbahçe. Benim gördüğüm bu. Evet, günün sonunda hani Ali Koç'un kararı olacak. Onun cebinden çıkacak para çok büyük ihtimalle. Burada senden benden çıkmayacak. Her ne kadar bir dernek olsa da kulübü ayakta tutanı şu anda Ali Koç ve şirketlerinden gelen sponsorluk ücretleri olduğunu, kendi cebinden verdiği ücretler olduğunu biliyoruz. Onun tercihi olacak ama hani hesaba katmak lazım. Hani Falcao da bir markaydı. Mesut Özil de bir markaydı ama her zaman her büyük marka her takımda etki yaratamayabiliyor. Benim çekincem o Fenerbahçe'de. Çünkü çok pahalı bir operasyon. Şimdi bugün bak Sabah Gazetesi'nin haberine. 5 milyon eurolardan bahsediliyor. Evet, Sabah Gazetesi diyor ki 5 milyon euroluk önerisini 1 milyon euro daha arttırdı Ali Koç diyor. Ancak Löw için öncelik para değil. Ama bu da haber kendi içinde de çelişiyor. Yani niye arttırıyor o zaman öncelik para değilse? Tecrübeli Hoca futbol şubesinin tamamen kendisine bağlanmasını istiyor demiş. Fanatik Gazetesi diyor ki 5 milyon euro Löw'ün sadece istediği yıllık ücret. Biz 4,5 demiştik Ajans Spor'da Aygün abi. Ekibiyle birlikte 7,5 milyon euro paket. Şimdi bu şartlarda her ne kadar Ali Koç için başka çare yok gözüküyorsa da bu kulübün bu noktaya gelmesi bile çok büyük skandal değil mi? Ya bu ekonomik şartlarda diyorsunuz ki Löw gibi bir isim gelmeli. Hı hı. Fenerbahçe'nin ya da Ali Koç'un kurtuluşu bu. Ama bakıyorsunuz maliyetine yıllık 7,5 milyon euro. Euro nereden nereye gelmiş? Yani bu müthiş bir skandal bak. Bunu çok normalleştirdi herkes. Ben bunu kabul edemiyorum hala. Bu dönemde nasıl bu Löw gibi bir isim şart denebiliyor? Yani bu ekonomik gerçekler bilinmesine rağmen ben
anlamıyorum, Fenerbahçe taraftarını da sizi de işte bu tarz düşünenleri de gerçekten anlamıyorum. Sen hani bütçe aynı konuya gireceksin. Yok, aynı konuya girmeyeceğim yani. Daha dün bir şeye 10 milyon euroluk paket açıklandı. Evet. Onu da anlamıyorum zaten. Yani Fenerbahçe'yi de... Senin anlamadığın kadar biz de anlamıyoruz. Anlamıyorum. Bakalım hayırlısı Fenerbahçe. Ama bir an önce Löw'se de Löw olsun artık. Tamam, geç. Onu da geçti. Sen de ben istiyorsun. Tamam hadi, geçtim ben. Tamam hadi. Versin, benim cebimden çıkmayacak sonuçta günün sonunda. Ben de kampanyalara da katılmıyorum. Fenerbahçe işte Fener olduysa ben para vermem. Galatasaray'a da vermem. Sonuçta benden 5 kuruş para çıkmayacak. Sen yeter ki şu teknik direktör çabuk açıklansın istiyorsun. O tayfadasın. Aynen, onu istiyorum. Gerçi benden de yine dolaylı yoldan para da çıkıyor. Aslında düşünün, bu bankalar birliği anlaşması ne oluyor mesela? Fenerbahçe'nin de içinde olduğu. Değil mi? Bir kolaylık sağlanıyor kulüplerimize. Tabii ki. Yine dönüp dolaşıp aslında ucu bize dokunuyor. Biraz öyle de düşünmek lazım. O yüzden de zaman zaman böyle içimdeki o isyan duygusu kabarıyor bu tarz konularda. İçime sinmiyor çünkü bu tarz harcamalar, ama dediğim gibi harcayacaksa da bir an önce artık Fenerbahçe ikna etsin. Löw'ü de bu maçta falan da artık takım başında. Ama mesela senin de hani bu söylediklerinle beraber şimdi Löw olmasın ama kim olsun? Mesela öyle bir isim de verilmeli. Yani bir, isim verilmeli demiyorum. Bir alternatif. Vereyim, Jesse Marsh diyeyim. Var benim alternatif isim. Ama mesela isim neden o mesela? Hani onun Fenerbahçe ile uyumlu olacağını neden düşünüyorsun da mesela Löw neden uymuyor? Yani Ali abi, Jesse Marsh neyi farklı yapabilir, Fenerbahçe'de de başarılı olabilir bütçeleri dışında? Şimdi olay sadece bence senin bakış açında düşündüğümde, tamam mesela Löw'e belli sebeplerle karşısın. Kendi içinde tutarlı. Okey, ona da bir itirazım yok. Ama o olmasın dediğin noktada bu kez çözümün ne? Şimdi Jesse Marsh, tamam, neden ama? Yani bunu Jesse Marsh'a ilk aklıma geldiği için. Ha, ya da başka birisi. Şimdi o mesela gitti Leipzig'te, Salzburg'da, ikisinde de çalıştı. İkisinin de zaten nasıl kulüpler olduğunu biliyoruz. Mesela şimdi Fenerbahçe'yi onların yanına koymadığına göre organizasyon olarak, mesela o teknik adamın şunu diyorsun, Almanya Federasyonu'nda çok sistemli bir yerden geldi Löw. Jesse Marsh şeyden gelmedi. Üçüncülük kırmızı gruptan gelmedi. O da dünyanın en organize neredeyse iki kulübünden geldi. Şimdi oradaki organizasyonla Alman milli takımdaki organizasyon ve oradaki çalışan teknik adamların buradaki karşılaşacakları çok farklı değil. Bir kere Fenerbahçe'ye çok uygun bir teknik adam yok bence. Sen böyle kulübü yavaş yavaş kapatmaya gidiyorsun. Teknik adam getirmeyecek anlamına gelmiyor. Tamam. Bu kötüler arasından ya da uygun olmayan isimler arasından en uygununu seçmek zaten Fenerbahçe yönetiminin işi. Ben Jesse Marsh'ı da içime çok sinerek söylemedim. Tamam. Ama Löw'den farkı Jesse Marsh'ın daha uygun bir paket olması en azından. Maliyet olarak. Yoksa dediğin gibi yani bu adam Salzburg Leipzig görmüş, bir organizasyon görmüş. Burada sudan çıkmış balığa döner Jesse Marsh'ta. Ama %100. Sen o zaman sadece ürünü almadan etikete bakıyorsun. Yani fiyatı ne kadar? Şu an bir ona da bakacağım elbette. İlk ona bakıyorsun, daha uygun bir paket diyorsun. Ama Löw'le çok farkı yok yani. Löw de Almanya'dan geliyor. Bu da Alman ekolünden geliyor. Biri daha ucuz. Sen en pahalıyı getirerek Türkiye'de başarılı olamıyorsun ki. Ben yıllarca örneğini verdim. Yıllarca diyorum. Daha önce. Del Bosque'ler, Raycard'lar. Çok iyi paketler geldi. Marka isimler. Olmadı işte. Falcao geldi olmadı. Mesut Özil geldi olmadı. En azından daha düşük seviye, daha ekonomik isimler gelsin en azından. Başarısı olacaksa onlar olsun ki başarılı olabilir bu tarz teknik adamlar. Hani ben girilecek riske göre burada karşı çıkıyorum Löw'e. Değmez diyorum. Yani bu kadar para vereceksin ve günün sonunda başarısı olma ihtimali yüksek bir teknik adam olacak Türkiye şartlarında. Bu kadar baskıda, bu kadar beklentide, Fenerbahçe'de demeye çalıştığım o. Neyse, uzadı konu Ali abi. Bir 50 geç reklamımız var daha da. Saat başı sonrasında yeni saatte buradayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
Evet, 8.03 saatlerimiz. Fenerbahçe'deki teknik direktör gelişmesini konuşuyorduk. Sabah gazetesinin haberini az önce ufak bir kısmını söyledim. Detaylarını da sizlere aktarayım. Başkan Ali Koç'un Löw'e teklifini 5 milyon eurodan 6 milyon euroya çıkardığı haberde yazılmış. Fakat Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri olduğu belirtilmiş. Alman teknik adam futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar tamamen kendi teslim almak istiyor. Ayrıca deneyimli hocanın kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştuğu belirtilmiş. Transferde önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim. Transfer de önemli şartlardan biri. Cümleyi yanlış aktardım. Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor demiş. Ancak burada büyük bir yol ayrımı var. Çünkü Alman futbol adamı yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini bypass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor demiş. Haber bu. Sabah gazetesinde Löw'le ilgili olarak bu menajerlik şirketi Ali Koç'un transferlerde en yakınındaki şirket. Bu şirket olmadan hareket etmiyor Ali Koç uzun bir zamandır. Komolli döneminden bu yana. Peki Löw böyle bir şey ister mi? Transfere karışmak. Yok, A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar bütün futbolun Fenerbahçe'deki yükünü yabancı bir teknik adam almak ister mi? Ya da Fenerbahçe'nin tüm futbol organizasyonunu Löw'e vermesi doğru mu? Bence istemez. Bence de istemez yani. Şunu ister ama. Ne yapayım derim. Şunu ister. Benim anlaşacağım birini getirin ve hani sportif direktörse sportif direktör o kulüp yapılanması için de tabii ki Löw ilgilenmesin 11'le ama kendi getirdiği bir profesyonel oradaki sorumluluğu alsın. Yani, Löw gibi bir profil varken ondan destek alırsın, ondan fikir alırsın. Onun fikirlerini uygularsın. Buna hiç itirazım yok ama Fenerbahçe'nin önceliği ya A takımının sportif başarı elde etmesi. Yani Löw bu kadar yoğun fikstürde, bu kadar yoğun bir gündemde mesaisinin ne kadarını Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasına harcayacak da ne kadarını A takımı harcayacak da ki A takım içinden çıkılamaz bir şey gibi, bilmece gibi şu an. Siz Löw'den bunu bekleyeceksiniz. Hani eğer böyleyse gömlek yine baştan yanlış ilikleniyor derim ben. Ya lütfen bunu yapmayın. Bak Löw'ün Fenerbahçe'ye futbol aklı olarak gelmesi başka bir şey. Fenerbahçe'nin A takımında başarılı olacak yarışmacı bir hoca olarak gelmesi ayrı bir şey. Şimdi Fenerbahçe bu kadar başarıyı açken bütün futbolu Löw'ün omuzlarına yüklemek bana göre doğru olmaz. Löw'ün istediğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'de böyle bir talebi varsa bunun da doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani buna hiç katılamam futbol görüşü olarak. Çok garip geldi bana. Yani U11'den şeye kadar A takıma kadar Löw sorumlu. Başka ne yapsın? Bir de basketbol şubesine baksın arada. Orada maçlara çıkar. Koçluk yapar. Yani böyle bir durum olamaz. Sen Löw'den başarı bekliyorsan önce bir Löw'ü hep konuştuğumuz gibi pamuklara sarman lazım. Ya da yeni gelecek hocayı pamuklara sarman lazım ki önce istediğin yani seni bu noktaya getiren sportif başarısızlığı telafi et. Eğer biraz bir şeyler bir yapı ortaya koyarsan ondan sonra zaten Löw Deniz Derya istediğin gibi ondan faydalan. Adam bir yere gitmiyor orada. Yani her projeni danışabilirsin. Ama projeyi danışmak, akıl almak ayrı. Adamı bizzat U11 takımından A takımına kadar sorumlu yapmak bence çok ayrı şeyler. Bu bir ekip işi yani çok net. Ben de katılıyorum sana. Bu Löw tek başına ne yapsın burada yani? İşte. Burada Löw'e danışıp Löw'ün bilgisi dahilinde bir ekip oluşturması aynen gerek. Ama o da hani bu kadar sportif direktör tercihinden sonra Komolli'de pek başarılı olamadı Ali Koç. Memnun kalmadı en azından. Emre Belezoğlu olmadı uzun soluklu. Şimdi tekrar bu tarz bir isim Fenerbahçe'de gündeme gelir mi? Yani bu bağlantı yapacak. Sonuçta bunu yapacak isim bence bir sportif direktör. Kulübün altyapıdan hani Komoli'de geldiğinde altyapılardan ilgilendi. Orada bir sistem oturtmaya çalıştı. Emre Belözoğlu da bunu yapmaya çalıştı. Löw'le de birlikte belki bu tarz sportif direktör ismine de takılmayın. Teknik sorumlu ne bileyim teknik koordinatör, idari koordinatör. Evet, aynen bir profesyonel. Bu yabancı da olabilir, yerli de olabilir. Ama Löw'le
senkronize bir şekilde yapılabilir. Ama tamamen bunu löve yüklemek, dediğin gibi, hocaya da haksızlık olur. Şu anda onun çok daha fazla bakması gereken şeyler var. Takımı, A takımı tekrar ayağa kaldırması gerekiyor lövün. Bir de löv haberlerinin Fenerbahçe taraftarı için şöyle bir riski oluştu. İşte lövün artık yapılanmaya kadar ismi geçmeye başladı. Rakamlar medyada telaffuz edilmeye başlandı. Eğer löv olmazsa Bielsa seviyesine dönecek işte. Evet. Bielsa seviyesinin aynısı oldu. Bunu yönetim yapmadı ama basın, sosyal medya yaptı bu sefer. Gene hayal kırıklığı olacak ne yazık ki. Tabii. Ben de bile olabilir. Olur, sende net olur zaten. Yani hani çok fazla löv konuşuldu. Hep örnek gösterildi. Şimdi herkes herkes demeyeyim ama genelde öyle düşünülüyor. Fenerbahçe çok çok iyi bir teknik adamla anlaşacak gibi bir düşünce var. Bu da son derece normal. Beklenti o yönde çünkü. Ancak löv olmazsa aynen dediğin gibi Bielsa seviyesi gibi bir etki olacak. Peki buradan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acaba nasıl bir ders çıkarabilir eğer lövle anlaşamazsa? Çünkü basın önüne çıktı, Bielsa seviyesi dedi, getiremedi, problem. Basın önüne çıkmadı, löv seviyesi diye ağzından bir kelime çıkmadı ama herkes bu kadar löv löv dedi ve bir kere bile yalanlama gelmedi. Günün sonunda getiremezsen yine problem, yine aynı yere çıkıyor. Evet. Yani sen konuşsan da konuşmasan da taraftarın beklentisi yükseliyor bir şekilde ve sen baş edemiyorsun. Ama konuşmadığın noktada eğer Ali Koç'un ağzından Bielsa seviyesi cümlesi çıkmasaydı o zaman beklentiyi yaratmayacaktı. Şimdi şöyle diyebilir, siz affedersiniz ama der, aptal gibi saatlerce radyoda löv konuştunuz, bizim ağzımızdan löv gibi bir cümle çıktı mı diyebilirdi. Anladın mı? Siz kendi kendinize gelin güvey oldunuz, orada vermişler size 3 saat, konuştunuz diyebilir. Gazetelerde yerler açılmış, löv yazdınız. Bizden hiç öyle bir şey duydunuz mu dediği anda zaten karşı tarafın söyleyebileceği bir şey yok. Ama Bielsa'da öyle olmadı. Bielsa'da kendi söyleyince beklentiyi kendi doğal olarak çok yükseltmişti. Şimdi bir hani medyanın ya da taraftarın beklentisiyle medyanın ikisinin beraber yarattığı bir beklenti var. Ama Ali Koç cephesinin yaptığı bir şey yok. Yok demek ki gerçekten. Pazarlıklar sürüyor diye düşüneceğiz. Löv'le ilgili çünkü hiçbir ilgi yoksa da şu ana kadar yalanlanmaması da normal değil. Çünkü kulüpler yalanlama yolunda tabii seçebiliyorlar. Bir de şey de genelde böyle durumlarda yabancı teknik adamlar da açıklama yapabiliyor. Dikkat et. Yani görüşüyorum, hani görüşmüyorum. Aynen. Hani böyle bir şeye, bir medya kanalına eğer bir rahatsızlığı varsa bir haberi hemen İşte Löw, Mert Elama şöyle dedi diye hemen bir haber geliyor. Bir de benim burada dikkatimi çeken medya demişken birlikte mesela Löw'le ilgili, Fenerbahçe'yle ilgili bir haber çıktı mı? Benim hatırladığım bundan 2-3 hafta önce Almanya'da projelere sıcak baktı. İşte Leipzig her ne kadar neydi, Tedesco'yu getirse de göreve Löw'ün sezon sonu için orayı düşünebileceği. İşte Hertha Berlin galiba yine Tayfun Korkut'u mu getirmişlerdi geçici olarak? Getiren Hertha Berlin olması lazım. Sezon sonu için onun Löw'ün düşünülebileceği gibi haberler vardı ama Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şey okumadık. Özel bir haber okumadık. Evet. Çünkü onlar Almanya'da bu tarz işleri en iyi yapan haber kuruluşu. Hani Bild yapıyor, Sport Bild yapıyor, Kicker yapıyor genelde. Onlardan da hiç bir ses seda yok. O da enteresan geliyor bana. Bu kadar pazarlık dönüyor perde arkasında Türk basınında. Türk basına göre ama Almanya'da çıt yok. Değil mi? Yani olsa görürdük. Gördük. Evet. Yani bizim gazete manşetlerine de biz yakalamazsak zaten medya yakalardı. Aynen. Bildiğin haberine göre şöyle şöyle oldu. Benim dediğim gibi hatırladığım Leipzig ve Hertha Berlin projeleri daha sıcak. Hani Almanya'da kalmak istiyor Löw şeklindeydi. Bundan 2-3 hafta önceki haber sonra hiçbir şey okumadım. Bir de Löw'ün tabii çok uzun süren Alman milli takım kariyeri ve genelde çok başarılı gitmiş kariyerinden sonra açıkçası Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe'yi seçmesi de onun kariyerinde çok ciddi bir mücadele. Çok ciddi bir hani challenge diyorlar ya. Meydan okuma. Meydan okuma hakikaten. Gerçekten öyle. Dün işte onu anlamaya çalıştım. Hani hep biz Fenerbahçe penceresinden bakıyoruz da Löw penceresinden Fenerbahçe ne ifade ediyor acaba? Hani o şimdi bu kadar deyim yerindeyse sağlam bir imaja sahipken biraz daha böyle 5 büyüklükte biraz daha ekonomik olarak rahat, organizasyon olarak sağlam bir kulüpte teknik adamlık yapmak isteyebilir. Bu son derece normal. Hani ben şeyde çok inanmıyorum. Löw'ün mesela Hertha Berlin'in Löw'ü çok böyle cezbedeceğine, o tarz bir kulübün. Hani diyorum ya, bu kadar genel olarak başarılı bir kariyerin ardından
artık teknik adamlıkta yavaş yavaş da sona doğru gelirken biraz daha böyle bilgi ve tecrübelerini aktaracağı oyunculara, hani yıldızlarla çalışma konusunda iyi, taktik olarak iyi ama hani bu yaşta tekrar böyle bir kulübü yapılandırmaya kalkmak var mıdır Löw'ün içinde hala? Genelde ben o teknik adamlarda pek görmüyorum onu. Yani Leipzig gibi hazır bir yere gitmeyi tercih eder. Daha diyorsun. Böyle organizasyon daha, oturmuş. Aynen, daha büyük. Ekonomik olarak rahat. Ne bileyim, sezon sonu Ragnik'in yerine işte United'a gitmek mesela, belki. Öyle değil mi? Düşünebilir. Bana buraya geldiğin noktada hani şimdi gerçekçi olalım. Sen yabancı bir teknik adamsın. Yani bir kere Türkiye Ligi'nin imajını düşün. Katar öncesi son durak. Hatta artık Katar. Katar bile değiliz de. Katar'da oynadık, o yüzden dedim. Katar. Hani Katar artık, Katar öncesi son durak. Katar. İki durak beraber oluyor. Şimdi ligde futbol kalitesinin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Tartışmanın bittiğini söyleyemeyiz. Tribünlerin dolduğunu söyleyemeyiz. Yeni yayın ihalesinin eski yayın ihalesinden daha iyi bir rakama satılacağını söyleyemeyiz. Ekonominin niye gittiğini söylemez. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı olduğu zaten belli. Şimdi bunlara bir de Fenerbahçe'nin kendi özelini ekle ve kendini Löw'ün yerine koy. Üf yani. Niye mesela buna işte, katlansın ki? Evet, ben işte onu anlamıyorum. Zaten bunu ikna edebilirsen bayağı önemli bir iş yapmış olursun. Diyorlar ya, neden bu kadar uzun sürdü? Ya sence bu kolay bir halledebilecek bir problem mi? Çünkü bir tanesini açsan adam sana başka bir soruyla gelebilir. Başka bir maddeyle önüne gelebilir. Hadi bir de onun için ikna et bakalım. Hani bu şey gibi değil. Gidip çok basit bir alışveriş yapmak gibi değil. Bir sürü şey öne sürebilir. Yani ben tamam böyle diyorsunuz da işte siz böyle böyle yapmışsınız. Bu transferleri yapmışsınız. Bu şirketle çalışıyorsunuz. Ne bileyim o şu bu ekonomik yapınız, bu kadar borcunuz var. Hepsinde ikna etmen gerekebilir. Bir de kabul edelim ki yabancılar bizim davranış şeklimize göre çok daha bireysel ve çok daha detaycı yaklaşabiliyorlar böyle sözleşmelere. Bize hadi hemen olsun, gel hoca boş ver, halledersin yaklaşımına sahip bir ülkeyiz, mantaliteyiz. Almanlar pek öyle değil. İnceleyip sıkı dokuyorlar. Şimdi böyle bir karar içinde Löw gündemdeyken sürecin uzaması, Löw'le görüşülüyor anladığımız kadarıyla, bana çok garip gelmiyor. Ama kendimi Löw'ün yerine koyduğum zaman da yani içimde bayağı bir teknik direktörlük ateşinin yanması lazım beni ikna etmeleri için. Hani hafif de böyle nasıl söyleyeyim, tamam ya ben artık bunu yaparım, o gücü hissediyorum içimde, o var hala, gideyim şurada çok başarılı olayım ateşinin yanması lazım. Ama bir taraftan da yani şimdi Fenerbahçeliler, Türk futbol severler kızmasın ama yani Löw buraya gelip Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ya da Beşiktaş'ı şampiyon yapsa Löw'ün kariyerinde ne değişecek? İkna etmesi hakikaten kolay değil bu tarz bir profili. Anlatabildim mi? Yani şimdi Löw Alman milli takımından sonra mesela İspanya'da bir kulübe gitse, şampiyon olsa vay be derler. Yani adama bak, hani devamı ne kadar iyi hoca. İngiltere'ye gitse, başarılı olsa zaten Löw. Hani beklenen buydu. Löw Alman milli takımından sonra Türkiye Ligi'ni seçti, şampiyon oldu. Yani yani zaten Türkiye Ligi diye bakıyorlar. Adam burada onlarca gol atıyor. Ray Hudson diyor ki yani Türkiye Ligi çok dikkate aldığımız bir lig değil diyor. Yani bize bakışları bu şekilde. Bir de bu saatten sonra Löw'ü de getirse Ali Koç yine çok eleştirilmeyecek mi artık? O şeyi de geçmedim yani. Ya yani bundan 10 gün önce getirse eyvallah ama bugün o kadar çok süre geçti ki artık taraftar Löw de gelse, ne bileyim Guardiola da gelse. Ya o kadar da değildir bence. Ben o kadar olduğunu düşünüyorum. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki şimdi EP'li yazıyor nickinde, EP'li. Siz başkanın gerçekten hoca aradığına inanıyor musunuz gerçekten? Bir Fenerbahçe olarak benim artık bu yönde bir inancım yok demiş. Yani bu tarz o kadar çok mesaj var ki. Löw bu saatten sonra da gelse, bir hafta sonra da gelse bence Fenerbahçe taraftarını genelini tabii tam tutar olarak ama yine eder. İsyan eden ya da vazgeçen çok vardır. Hani Löw 10 gün önce gelip gelse sevinecek ama şu an gelse. Ama 10 gün önce gelse Löw ne değişecek yani Fenerbahçe'de? Ali abi iş artık şeyden. Soru o değil mi zaten? Bak şeyden çıktı, şampiyonluk şansı falan filan değil zaten, yok. 10 gün önce gelse de Fenerbahçe, Löw'ü getirse de problem yoktu. Ama burada teknik adamsız geçirilen süre, bu kararsızlık, bu belirsizlik, bu bilinmezlik, Fenerbahçelileri yıpratan süreç bu ve geçmiş 3,5 senede yaşananlar. Ama işte az önce anlatmaya çalıştım yani. Bu
böyle bir operasyona giriştiğiniz zaman bu Türk hocalarla anlaşmak gibi olmuyor. Kusura bakmayın. Türk hocalar da kızmasın şimdi. Herkesi kızdırıyorum bugün ama hani bir telefonla halledebileceğiniz bir operasyon değil ki. Ali abi bu kadar da değil ya. TFF'nin şeyi gibi bu. Şampiyonluk sayısını hala kararlaştıramadılar. O kadar da değil diyorsun. O kadar da değil abi yani pazarlık dediğinde. Olur olur olmaz olmaz. Bu kadar değil midir pazarlıkta? Ben üstelemem pazarlıklarda öyle. Valla işte olmuyorsa Beşiktaş, da çeker giderim. Beşiktaş Pinero'yu ikna edemedi. İşte edemedi bitti bak. Bitti. Edemediğinde adam Pinero yalnız. Tamam işte ama bak. Mertelen Bey. Tamam ben oraya takılmıyorum. Kimse kim. Ama sonuçlandı mı negatif ya da pozitif? Sonuçlandı. Bir şekilde sonuçlandı. Bu Löw neymiş de arkadaş biz sonuçlanamadı gitti. Pozitif mi negatif mi? Ben test sonucunu bekliyorum. Artık. Hemen çıksın. Çıksın işte. Yani artık 24 saat içinde test sonucu çıkıyor. Beklemek de çok zor bir şey ya. Zor panik yaparsın orada. İşte pozitif mi çıkacaksın? Acaba pozitifken birileriyle temasta mıydın falan geriye döneceksin. Değil mi? Ben yurt dışına giderken iki kere çok büyük stres oldum. Yurt dışı daha sıkıntı. Negatif çıkarsa bütün plan iptal oluyor ya. Pozitif çıkarsa bütün organizasyon iptal oluyor ya. O büyük sıkıntı herhalde. Daha kötüsü yurt dışında pozitife yakalanmak. Yurt dışında pozitife yakalanan bir şey olmaz. Nasıl ya? Orada otelde motelde kalmıyor musun? Sigortan var. Sağlık sigortan var. Yaptırıyor musun mecburen? Yaptırıyorsun. Bak, bu devirde sağlık sigortası yaptırmadan yurt dışına yine de ekstra mi? Şey çıkmıyor mu yani? Çıkmıyor. O zaman rahatça çıkabilir miyiz yurt dışına? Efendim? Seyahatine çıkabilir miyiz? Seyahat sigortanı yaparsan ve seyahat sigortanı da iyi okursan sana neler verdiğini neler vermediğini çünkü iki farklı sağlık sigortası var. Biraz daha fazla para verip evet senin hastaneye gittin test oldun eğer hastanelik olmazsan otel masrafını ödüyor mesela sigorta. Ha güzel. Dolayısıyla sen bir şey ödemiyorsun. Yemek içecek yiyecek içecekleri karşılıyor. Evet, otelde karşılıyor. Yani onlar bütün hepsinin şeyi var çözümü var. Vallahi iyi. Ama hiç bütün planın organizasyonunu yapmışken pozitif çıkıp gidememek daha tabii stresli. Tabii o da kötü bir şey. O yüzden biraz sabır Mert. Her şeyde biraz sabır. Evet Fenerbahçe'de de o zaman mesajımız bu olsun. Reklama gidelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.23 saatlerimiz... ...şimdi telefon hattını açıyoruz... ...0212-363-0434... ...Mehmet birazdan sizlerle... ...iletişim sağlayacak... ...ve ilk dinleyicimizi hattımıza alacağız... ...dinleyicimize kadar da birkaç... ...mesaj okuyalım sizlerden gelen... ...çünkü bayağı bir konu konuştuk... ...sizlerin de fikirleri olmuş... Mehmet Ünlü diyor ki Alman spor sayfalarında en son 10 gün önce Löw'le ilgili bir haber yapıldı. Sadece Türk gazetelerinin haberine göre Fenerbahçe'nin ilgisi var denildi. Alman spor sayfaları kaynaklı Fenerbahçe ile ilgili bir haber yok şu an için diyerek dediğimizi aslında bir anlamda teyit etmiş oldu. Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz onu paylaşalım. Eğer haber bulursak ben de bu arada girdim hemen reklam arasında bilde bakayım ya. Dedim. Yok yani şu anda mesela Bayern'le ilgili koronavirüs pozitif haberlerini görüyorum. Genelde o tarz haberler yapılmış. Yani bir haber yok. Suya Bilici günaydın yayınlar demiş. Türk futbolunun kalitesi ve geldiği noktada en yüksek futbolcu maaşının 700 bin ila 1 milyon euro. Teknik direktöründe 1 ila 1,5 milyon euro olması gerektiğini düşünen fazlası inanın haram bu lige ve anlayışa diyerek benim düşünceme yakın sertlikte bir mesaj paylaşmış. Evet şimdi telefon attığımızda ilk dinleyicimiz hazırmış. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Barış abi oradasa radyo yeni açtım Barış abi. Barış abi yok bugün, Ali abiyle ben varım. Ali kardeşim o zaman. Sana da iyi yayınlar diyorum. Sağ olun. İzmir'den Murat ben. Galatasaray taraftarıyım. Ama bir genel olarak da futbol izlesin. Yaklaşık bir yıl önce de bağlanmıştım. Güzel bir sohbet etmiştik. Bugün de şansıma hemen düştü at. Ne güzel. Evet. Lig ara verdi. Taraftarlar daha sezon açılmadı ama Galatasaray kötü bir sezon geçiyor. Bayağı kötü bir sezon geçiyor. Avrupa harici. Her sabah sizi dinliyorum fırsat buldukça. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da bir Fatih Terim krizi yine var.
yani ince de olsa herhalde başkan aralarında bir sohbetler, konuşmalar geçiyor herhalde. Evet, bir soğukluk olduğunu biz de düşünüyoruz. Aynen. Ben de öyle yani sizin tarafınızda hem gazetelerden okuyor biliyorum. Şunu söyleyeyim yani ben bir 40 yaşındayım. Adı Selim olarak 95 olsa, Fatihlerim 96 olsa yaklaşık 25 sene oluyor. Yani bir çeyrek asırdır. Şöyle bir algı var bizlerde, taraftarlarda. Ben öyle hissediyorum daha doğrusu. Galatasaray demek Fatih Terim demek gibi oluyor herhalde. Ya kimse laf söylettirmiyor Fatih Hoca'ya. Şimdi başarılar bakidir. Kendisi söylüyor Fatih Hoca'nın. Beni ben yapan diyor, Galatasaray'dır diyor. Ama yani şimdi Türkçe artık bazı şeylerin de önüne geçti diye düşünüyorum ben Fatih Hoca'nın. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Fatih Terim 68 yaşında yanılmıyorsam. Şimdi 2 sene daha yapsa 70 yaşında. Şimdi Allah ömür verir inşallah daha yaşar tabii, biliriz onu da. Ne zamana kadar Galatasaray Fatih Terim'le diyor devam edecek? Nereye kadar gidecek? Artık Galatasaray'ın da bir Fatih Terim çizgiyi bence öğrenmesi lazım. Tamam, Fatih Terim'iz bizim yani Galatasaray'ın şeyi, sembol ismi ama yani şimdi bakıyorum her sene Fatih Terim yaklaşık bir 10 maç, rahat bir 10 maç yok. Ya 3 senedir herhalde. Geçen bu sene 6 oldu. Bilmiyorum, muhtemelen bir herhalde ikinci yarıda ne kadar ceza alır. Yani zarar vermeye başladığını ben de artık kanaat getirmeye başladım Galatasaray'a. Şimdi her gelen yönetimle de sıkıntılar yaşıyor. Şimdi rahmetli Mustafa Cengiz'le de sıkıntı oldu. Şimdi Burak Elmas'la da var yok gibi gözüküyor ama yani herhalde basına yansıtmıyorlar bu durumu. Bence artık yani bu sene olmasa da, bu sezon olmasa da seneye Fatih Terim'in teknik direktörlük olarak, onu söyleyeyim, yönetim olarak olabilir, ona bir lafım yok ama artık Galatasaray'dan ayrılmasını isteyenlerdenim ben. Sonuçta yeni nesil artık yani ben göreyim, bir taraftar olarak bir Okan Buruk'u göreyim mesela. Çok istiyorum, Okan Buruk da Galatasaray efsanesi. Neden şans verilmesin? Bülent Korkmaz keza öyle geldi. Şimdi Ömer Erdoğan var Hatay'da mesela. Yani artık bir devri kapanması lazım diye düşünüyorum ben. Olur, başarılı olmaz bilemem ama görmek lazım. Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İşte her takımda teknik adama bakış farklı. Mesela işte hani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye kıyasladık ya, Ali abi, Fenerbahçe'de şimdi çok kalibresi yüksek bir teknik adam beklentisi var. Beşiktaş'ta ise hiç böyle bir beklenti yok. Tam tersi, altyapının teknik direktörü Beşiktaş'ı çalıştırsın diyen birçok taraftar var. Galatasaray'da da biraz tabii durum iki takımdan da farklı. Hepsi kendi içinde sonuçta, dinamikleri farklı camialar. Fatih Terim'in artık hani güncel kalmadığını düşünen, eski başarılarını yakalayamayacağını düşünen taraftarlar bu tarz genç ve potansiyelli teknik adamların Galatasaray'da görev alması gerektiğini düşünüyorlar. Yani Fatih Terim'in güncel taktikleri, işte takip edemediği güncel futbolu, geri kaldığını ve bu tarz işte Ömer Erdoğan, belki ismi vermedi ben ekleyeyim, İlhan Polut gibi, Farioli gibi teknik adamların Galatasaray'da göreve gelmesini istiyorlar. Dönem dönem değişiyor. Yarın öbür gün Fatih Terim gider. Bu tarz teknik adamlar gelir. Onlar başarısı olsa tekrar Fatih Terim ya da o kalibrede deneyimli bir teknik adam olabilir. Bunlar dediğim gibi dönem dönem değişiyor. Kulüplerin içinde bulunduğu duruma göre Galatasaray'da 5-6 sene şampiyon olamasın atıyorum. Tekrar Fatih Terim ismi gündeme gelir. Biraz hani kulüp politikasından bağımsız işte oradan oraya savruluyor kulüplerimiz şartlara göre. Vallahi dün senle hat-trick'te konuşurken laf lafı açtı. Bence güzel bir örneğe de geldi. Barcelona'nın Messi ile ayrılığı ve Barcelona'nın Messi'nin ayrılığı sonrasında yaptıkları. Yani paramız yok, öldük bittik, vallahi Messi seni karşılayamıyoruz, ödeyemiyoruz dediler. 40-50 milyon euroya Ferran Torres'i aldılar. Şimdi Haaland'la ciddi ciddi ilgileniyorlar. Messi de gideli 5-5,5 ay oldu Barcelona'dan. Dolayısıyla Barcelona'nın kulübün tarihini baştan sona yazan, bütün rekorlarını kıran, akıl almaz işlere imza atan bir oyuncusunu normal bir şekilde gönderemeyeceğini dün biraz anlatmaya çalıştık. Yani onun bir şeyi olmalıydı.
kılıfı olmalıydı ve Barcelona bana sorarsan işte finansal fair play, ekonomik sıkıntı, şu bu diyerek Messi'den bence o şekilde kurtuldu. Yani çünkü Messi ile devam etmek istemiyordu Barcelona ama bir bahaneye ihtiyacı vardı ve o bahaneyle Messi'yi gönderdiler. Fatih Terim Galatasaray konusunun da ben buna yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de araya girebilir miyim? Messi konusunda mesela Barcelona'da Messi geri dönsün, Messi niye gitti, biz Messi gitti diye bu haldeyiz diye çok büyük bir isyan da var mı? Yok. Şu anda yok değil mi? Onu ben de öyle düşündüğüm için. Tüm başarısızlığa rağmen. Aynen, hani çünkü Galatasaray'da öyle olmayacağını düşünüyoruz ya. Evet. Ne yaparsan yap Fatih Terim'e. Bir şekilde gönderdin, bir kılıf buldun. Ama yine günün sonunda geri dönecek ve Fatih Terim Galatasaray'a geri dönsün diyen birçok da taraftar çıkacaktır. Oraya da geleceğim ama dinleyicimizin söylediği gibi yolları el sıkışarak ayırmak bence kolay değil. Yani onu, o kararı verebilecek Galatasaray başkanı bayağı cesur bir başkan olmalı. Ya da işte olağan seçimde planının Fatih Terim'le çalışmak olmadığını Eşref Hamamcıoğlu gibi dile getiren, seçilen ve ondan sonra söylediği şekilde hareket eden bir başkan olmalı. Ama normal şartlarda Fatih Terim'le yolları ayırmak bizim düşündüğümüz kadar kolay bir iş değil. Galatasaray'ın kendi özelinde. Çünkü Galatasaray ve Fatih Terim ilişkisi çok özel bir ilişki. Bunu bir tarafa koyalım. Peki senin söylediğin durumun riski, onun nasıl önüne geçilecek? Yarın öbür gün Fatih Terim kenarda kaldığı zaman Fatih Terim'in gölgesi yeni teknik adamın üzerinde olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Onun da yolu bana sorarsan Manchester United Alex Ferguson örneği gibi. Emeklilik. Ferguson her maç tribünde. Tribünde de emekli artık. Ama orada da konuşulmuyor. Gölgesi yok mu Ferguson'un? Şeyi var. Tavsiyeleri var. Diyor ki sosyalle çalışın. Sosyalle devam edin. Ya da işte başka bir konuda danışılıyor Alex Ferguson'a. Ama sahaya inmesi beklenmiyor Alex Ferguson'un kimse tarafından. Yani adam gittiğinden beri sürünüyorlar. Evet. 2012-2013'te ayrıldı. 2022'ye girdik. 9 senedir dünyanın en büyük kulübü sürünüyor adeta. Herkesi getirdiler. Her oyuncuyu aldılar. Sürünüyorlar ama bir gün şeyi duydun mu, Alex Ferguson sahaya dönüyor, Manchester United'a dönüyor. Daha geçenlerde 80. yaşını kutladı. 2012-2013'te ayrıldı. Yani 71-72 yaşında o da emekli olmuş. Dolayısıyla senin söylediğin problem önüne geçebilmenin yolu Fatih Terim'in futbolda emeklilik kararı alması olur diye düşünüyorum. Eğer emeklilik kararı almayacak bir Fatih Terim kenarda kalırsa sürekli olarak senin söylediğin olur. Bir teknik adam gelir, 4 maç kötü gider. Ya Fatih Hoca niye gelmiyor? Ya da şunu dedik ya, bir de yabancı bir takıma gitmesi. Ha, ya da o. Yani ya da İtalya'ya dönmesi falan, evet. Atıyorum. Ya da o. Evet, ya o da bir ihtimal. Ama normalde bence en sağlıklısı az önce anlattığım örnekteki gibi. Yani Alex Ferguson gibi. Alex Ferguson çok büyük saygı görüyor şu an. Müthiş saygı görüyor, müthiş seviliyor doğal olarak çünkü. O da 13 Premier Lig şampiyonluğu var adamın. Olacak iş değil. Danışılıyor, fikir alınıyor ama hiçbir zaman eşofmanlarını giyip sahaya dönmesi beklenmiyor. Yani Ronaldo transferi dahi ona soruluyor. Hoca ne diyorsun, gelsin mi gitsin mi? O da Ronaldo kim diyor falan, unutmuş. Şaka bir yana, yani böyle bir tablo var ama bu tarz büyük ilişkileri, bu tarz büyük başarılardan sonra futbolcu kulüp, teknik adam kulüp ilişkisinde inanın bizim aklımıza gelen kadar kolay değil. Yani ayrılsınlar demek en basiti de nasıl? O kararı nasıl vereceksin? Nasıl anlatacaksın taraftara, camiana? O profili nasıl dışarıda bırakacaksın da tekrar konuşulmayacak? Gölgesi sana rahatsızlık vermeyecek? Çok kolay işler değil. Bunu mesela Ronaldinho'yu da Barcelona gönderdi. Ama Ronaldinho'yu gönderirken Ronaldinho'yu gönderebilecek elinde sebepler vardı. Biliyorlardı oyuncunun sağ dışı zaaflarını ve düşe geçeceğini. Barcelona gönderdi. Ronaldinho dünyanın en büyük oyuncusuyken bir anda ne oluyor dedik ama düşe geçti. Sonra biraz toparladı yavaş yavaş ama o mesela altı doldurulabilen bir karardı. Şimdi yani Messi'nin sezon performansı düşüktü. Gönderirken zaten takımın en iyisiydi. Altın topu aldı işte. Yani hani o kararlar çok kolay işler değil. Valla zor. Bugün hep zor konular üzerinden
gidiyoruz Ali abi. Yani Fenerbahçe'deki teknik adam konusu, Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, gidişi zaten koronavirüs vakalarıyla yaptık. Bizim de işimiz zor bu arada yorumlarken. Biz sonuçta karar merci değiliz ama yorumlamak da yönetmek kadar yani gördüğümüz zor. Kadar, anlayabildiğimiz kadar. Aynen. Biz de seninle konuşuyoruz. Yani ben şu an öyle düşünüyorum. Çünkü zaten Fatih Terim ve Galatasaray ilişkisi dışında öyle örnekleyebileceğimiz bir ilişki yok şu an Türk futbolunda. Teknik adam bazında yok ama hani uzun soluklu ilişki deyince benim aklıma hep Fenerbahçe Aziz Yıldırım geliyor. O da sonuçta kaç yıl? 19 yıl kulüp başkanlığı yaptı. Bu tarz uzun dönemler sonrası her zaman çok zor oluyor. Yani hem başkan profili olabilir, teknik adam profili olabilir ya da yıldız bir futbolcu olabilir. Alex mesela hep gidişinden sonra gidişler sancılı oldu. Çok sancılı oluyor. Çok sancılı oluyor. Çünkü hep bir kıyaslama hali oluyor. Kulübün bir alışkanlığı oluyor. Bir rahatlığı oluyor o isimlere karşı. Başkana Doğru. karşı, futbolcuya, teknik adama karşı. Sonrasında en ufak bir başarısı da hemen geriye sarıyorsun. Eski isimlere hemen yad etmeye başlıyorsun. O yüzden bu süreçleri yönetmek, yani işte United yönetemiyor. Arsenal yönetebildi mi? Sen United üzerinden gittin Wenger sonrası. Tabii. Yönetemedi. Onlar da aldı gitti. Hala dördüncülükle yani. Dalga geçiyorlardı. Dördüncü olamıyorlar. Aynen. Şimdi bu hafta değil, haftaya Kuzey Londra derbisi var. Onlarda da Tottenham Arsenal. Gerçekten dördüncülük için savaşan iki takım durumuna düştüler orada da. Evet, 7 değil tabii 8.37 saatlerimiz, reklamlarımız var şimdi. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, 8.42 saatlerimiz, telefon hattımız açık, 0212 363 04 34 dinleyicilerimizle birlikte devam edeceğiz. Sonrasında dinleyicimizle sohbetimiz bittikten sonra da gündemdeki diğer konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hazırmış dinleyicimiz, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Atakan, ben Gebze'den arıyorum sizi. Hı hı. 43 yaşındayım, mühendisim. Ben biraz hayaller gerçeklerden bahsedeceğim gene. Hayaller gerçekler. Da. Evet. Hı hı. Hayallerle gerçekler, Yılmaz Vural demek istiyorum. Yani Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal da olabilir bu arada. İsmail Kartal olabilir kesinlikle. Gerçi Okan Buruk olabilir gerçekler. Hı hı. Bunlar konuşuluyordu. Şöyle ki Löw gibi daha henüz uzun süre takım çalıştırmamış, yani şey takım çalıştırmamış, kulüp takım çalıştırmamış bir risk. Öyle bir kariyer, o kariyer riske atacak, o riske atacağın karşılığı bir para Türkiye'de var mı, Fenerbahçe'de var mı? Ne kadar konuşulursa konuşulsun, bence ben çok zor görüyorum Löw'ün Türkiye'ye gelmesi ya da kariyerli bir teknik adamın Türkiye'ye gelmesi. Çünkü kariyerli bir teknik adam iyi bir maaş isteyecek, iyi bir takım bütçesi isteyecek, transfer isteyecek. Ve siz bunu getirseniz de bunları vaat edip yapmasanız bu sefer diyecek ki biz böyle konuşmamıştık, biz böyle anlaşmamıştık, benim istediklerimi yapmadık deyip gene tazminat alıp gidecek. Hep aynı böyle daire içinde dönüp duruyoruz Türk futbolu olarak. Bu zamana kadarki son şampiyonluklara bakarsanız Türk futbolunda genellikle geldi teknik direktör ağırlığını görebiliriz. Herhalde hepimiz bundan hemfikiriz. Dolayısıyla Türk insanını anlayan, tanıyan, onun duygusallığını, onun kalpten, yürekten oynayışını anlayabilen Türk hocanın daha çok başarılı olacağını düşünüyorum ben Türk takımlarında. Bu zamana kadar da öyle oldu. İşte Fatih Terim, Sergen Yalçın, şimdi Abdullah Avcı geliyor. Şenol Güneş. İşte Okan Buruk, Şenol Güneş. Bunların hepsi bizim, yani milli takımda da keza öyle oldu. Yerli şeyi geldi sürekli olarak. Dolayısıyla ben bir Fenerbahçe tarafta olarak yerli taraftarıyım. Gene milli şeyler, yani yerli ve milli sözü var ya bu zamanlar. Bence ona dönüş yapmalıyız ve artık kendi futbolcumuzu, kendi teknik direktörümüzü, kendi altyapımızı kurmalıyız. Artık dışarıdan bir şey bizi anlayamıyor. Türkleri anlayamıyor dışarıdan gelen teknik direktörler. Çünkü beklentiler, yani Pomolini dediklerini gördünüz hepimiz, hep beraber okuduk. Yani farklı bakış açıları, profesyonellikle çok yapamıyoruz biz Türkler olarak. Daha duygusalız, daha kalpteniz ve daha böyle motivasyonla bir şeyleri yapmaya çalışan bir spor anlayışımız var.
Bundan çıktığımız zaman belki yabancı teknik direktör olabilir ama ben zor görüyorum. Ve paramızın da dışarı çok atılmasını istemiyorum açıkçası bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Artık İsmail Kartal'sa İsmail Kartal. Ya Yılmaz Vural bile olabilir. Ben yani Yılmaz Vural'ın ne denenmesi taraftarıyım. Güvenim yani. O noktaya getirdiler yani, sizi büyük ihtimal. Böyle değildiniz ama. Yani evet yani çünkü yazık günah. Yani yazık günah gerçekten. Hepimizin parasına yazık günah. Taraftar olarak kombine alıyoruz. İşte forma alıyoruz. Her sene forma alıyoruz. Her sene kombine alıyoruz. Her sene yardımcı olalım diyoruz. Ama bir yere kadar. Gerçekten bir yere kadar. Yani hani bu belki bütün taraftarlar için geçerli olmayabilir ama her başka taraftarlar için geçerli olabilir ama gerçekten yeter diyoruz. Tamam neyse ne. Özümüze mi döneceğiz? Futbolcu mu yetiştireceğiz? Ne yapacaksak yapalım ve sabredelim. Yani hiçbir şeye sabredemiyoruz. Teknik direktör şeyi yiyoruz biz. Parayla yedik. Parayla iyi başlamıştı. Sonra bir anda bir maçla her şey değişti. Yazık günah yani. Gitti ne oldu? 3,5 milyon euro mu ne? Bir sürü tazminat parası gitti. Her sene bir teknik direktör getiriyoruz. 3 teknik direktör parası veriyoruz tazminatlarla. Yazık günah değil mi? Öyle. Yani hani Ali Koç'un parası veriyoruz. Yani bunun bir çözümü olmalı yani. Böyle nasıl gidecek bilmiyorum yani. Yazık günah ya. Ülkeye de yazık yani. Hadi bize yazık. Biz Fenerbahçe taraftarıyız. Seviyoruz. Sonuna kadar Fenerbahçe'yiz ama yani yazık ülke futbolu da hani bir şekilde bundan bir şey çıkartamıyor. Milli takım durumu ortada. Yurt dışından futbolcu habire göçmen futbolcularla ya da dışarıdan gelen Alman orada burada oynayan futbolcularla oynamaya çalışıyoruz. Yani hani bence yerli şeye yerli ve milli alana dönmekte fayda var diye düşünüyorum bir taraftar olarak. Teşekkür ediyoruz. Bağlandı düşüncelerinizi dile getirdiniz. Düşünceler tabii vardı da isyanın da bir anlamda dile getirdi. Dinleyicimiz bayağı dolmuş, birikmiş bir Fenerbahçe taraftarı. Yerli ve milli diyor artık. Ya ama mesela şimdi konuşmasında da şöyle bir durum neyi tespit ettim oldu. Hadi. Diyor ki yani, tamam Yılmaz Vural'sa Yılmaz Vural onu da görelim ne olacak diyor. Bak çok kolay söylemek. Hadi bakalım Ali Koç Yılmaz Vural'ı açıklasın ne yazılacak ne söyleyeceksiniz. Dinleyicimiz bir şey demem diyor. Başkası yani, der. Elbette o da der. O da der. İlla ki der. Yani o kadar da değil lütfen. Hani ya, belki hani örneklemek için de söylüyor olabilir. Hani illa Yılmaz Vural ismi değil de belki tamam hani yerli bir teknik adam ama artık çabuk olun. Hani ya da yabancıya para vermeyin artık. Onu belki anlatmak için söyledi. Belki de hakikaten Yılmaz Vural gelirse tamam onu da deneyelim düşüncesinde ama ya bence örneklenmesi bile doğru değil. Vallahi bu kadar şey yaşadıktan sonra Fenerbahçe taraftarı ben neredeyse saygı duyuyorum artık. Fenerbahçe dinleyicilerimiz yani Yılmaz Vural gelsin diyorsa gelsin abi ona göre doğrusu oysa. Çünkü artık normalde böyle biri değil belli ki. Ama bak yani şöyle ama şöyle o noktaya gelmiş. Mesela sen bir futbol takımısın, bir teknik adamsın. 4-4-2 ile sahaya çıkıyorsun, başarılı olamıyorsun. 4-2-3-1 deniyorsun, başarılı olamıyorsun. 4-3-3 deniyorsun. Başarılı olamıyorsun. Şunu yapıyor mesela. 2-2-6 deneyelim o zaman artık. Ne yapacaksak yapalım. Ya bu ne yapalım artık yani. Bütün taktikleri denedim. Olmuyor. Başaramıyorum. Bir de 2-2-6 deneyeyim. Hani hiç denenmemiş bir şey. Bu biraz ona benziyor yani. Hani olmayacak bir şey söylemeye gerek yok. Olmaz. Hani o sonuçta taraftar ya. Hani senin bahsettiğin bir teknik adam. Hani sorumlu olan ama insanlar. Ama kulüp bazında düşün onu da. Hani kulüp yöneticileri de öyle düşünemez. Yani ben bir teknik adam denedim. Başarısız oldum. Bir teknik adam daha başarısız oldum. Tamam artık yani Yılmaz Vural da çok istiyor bu işi. Bir de Yılmaz Vural'a verelim diye kulüp mü yönetilir? Yok. Ona hem fikirim. Ha, olmaz hani. Ama bu şey taraftar duygusallığı var. Yoksa kulüp de başkan böyle duygusal davranırsa ki Ali Koç'un da aslında bir taraftar gibi kulübü yönettiği düşünülürse çok uzak bir ihtimal olarak da görmüyorum. Ama dinleyicimiz yani artık hani İsmail Kartal gibi daha yerli isimlerin fayda getireceğini düşünüyor. En azından paramız yabancılara tazminat olarak gitmez yani, diyor. O bakış açısını ben anlıyorum. Tamam o bakış açısını anlıyorsun da sen İsmail Kartal'a yeni teknik adama göre daha az para vereceksin. Ondan sonra başka bir oyuncuya yine milyon eurolar vereceksin. Bu sizin dediğiniz gibi de olmuyor. İşte yani verme diyor ama dinleyicimiz. Bir taraftan atıyorum şeyi yapma. Yabancıya para verme. Ondan sonra yabancı oyunculara çok para vereceksin bu kez. Başarı gelmediği zaman gene daha çok transfer yapmak isteyeceksin. Hani orada da bir kısır döngü var. Çünkü
olay sadece bir tarafı düzeltmek, bir tarafta iyi işler yapmakla olmuyor. Bunu anlamak lazım. Yani bu oyun bir bütün. Birçok bileşen var ve o birçok bileşeni de genel olarak doğrularını yaparak halletmeniz gerekiyor. Doğrularını yaparak sonuca gitmeniz gerekiyor. O yüzden de tek bir bakış açısıyla artık teknik direktör yabancı olmuyor, bizi anlamıyorlar, burası çok farklı bir yer. O zaman Türk olsun. İsmail Kartal olsun abi. İşte Yılmaz Voral olsun. Yani böyle bir yorum da yok bence. Ama burada bence özü kaçırmayalım Ali abi. Diyor ki yani yabancıya çok para veriyorsun, gelip onu da gönderiyorsun. Madem bu kadar maliyete giriyorsun, işte 3,5 milyonuna tazminat. İsmail Kartal bundan daha mı başarısız olur? Yok, olmaz. O zaman onu getir. Ona bir 3,5 vermezsin de 500 bin euro verirsin. En azından 3 milyon cebinde kalır. Onunla da başarısız oluyorsun. Bununla da başarısız oluyorsun. Ama çünkü o kadar çok örnek var ki. Bu kadar basite indirilebilecek bir şey mi? Mesela hani bunu mesela Real Madrid yapıyor mu? Ali abi işte bu ekonomik yoksunlukta Türkiye'de yapılabilir bence. Yani Fenerbahçe bu kadar borç harçlığındayken, bankalar bir anlaşması varken bu yapılabilir. Bu kulübü vasatlaştırmak mıdır? Evet, vasatlaştırmaktır. Ama başka çarem var mı? Hala mış gibi yapıyoruz biz kulüpler olarak. En azından dinleyicimiz diyor ki mış gibi yapmayalım. Eldeki paraya göre, eldeki şartlara göre davranalım diyor. Yani bakış açılarımız sende ya da dinleyicimizde öyle biraz farklılık gösteriyor bence. Şimdi ufak bir şarkı ve reklam aramız var. Biraz sakinleşelim bakalım, Mehmet ne seçti? Sakinleştirecek bir şarkı mı yoksa sakin tam tersi? He? Sakin değil miydik? Yok, dinleyicimiz isyan etti ya böyle biraz. İşte ben isyanı kabul edemedim. Ortamı yükseltti. İsyanı kabul edemedim ben. Yani işte sen de biraz şey oldun. Yılmaz Vural isyanını kabul edemiyorum Fenerbahçe taraftarları arasında. Yani o kadar basite indirgenmesini bir türlü ben gerçekten anlayamıyorum. İşte Yılmaz Vural gelsin, ne olacak artık bu saatten sonra düşüncesi bir türlü aklıma yatmıyor. İşte düşün hani ki bazı, bu noktaya gelmişler. Bazı öğrenciler vardır hani matematik kümeleri anlayamazlardı. Her sene anlatılırdı, her sene anlayamazdı. Senin ben de var çünkü uçaklar nasıl, var, var, uçağın aynen, gemiler yani, nasıl böyle, özel de. Aynen aynen. Yani. Onlar zaten var. Dünyanın bence çözülemeyen şeyleri. Sadece benim değil yani. Yok, ben herkes, çözdüm. Herkesin büyük problemi yani. Gemiler nasıl yüzüyor, uçaklar nasıl uçuyor? Ay, çok büyük bir problem evet. O. Ama bu taraftar olarak da yani Yılmaz Vural dendiği anda hani sen transfer şeyinde bir anda kalkanları kaldırıyorsun sen ya. De Yılmaz Vural, ben de Yılmaz Vural gibi bir çözüm aynen önerisi. Yani Yılmaz Vural gelecekse artık o gelsin dendiği anda ben de ne ekmese savunmaya geçmek zorunda hissediyorum kendimi. Bakalım biraz sakinleşelim şimdi şarkıyla. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. Yeni saatte yeni bir dinleyiciyle devam edebiliriz. 0212 363 04 34. Fenerbahçe and Göztepe nickli bir dinleyicimiz. Sakinleşeceğimizi arabada dans ettirdiniz. Londra'dan sevgiler demiş. Tabii ben Mehmet'in hangi şarkıyı seçtiğini önceden bilmediğim için. Mehmet garantiye gitti. Hiç risk almadı. Michael Jackson. Genelde Sabah Sporu'nda hiç risk almıyor. Riskleri hat-trick öncesi ve sonrasında alıyor. Aynen öyle. Sabah Sporu'nda çok garanti bir seçime gitti. Gürkan isim dinleyicimiz de demiş ki şarkı sakinleştirmedi. Bir anda akıllardaki MJ öldü mü yoksa yaşıyor mu sorusunu getirdi diye bir tartışma başlatmış. Neyse, farklı duygulara gark ettik sizi. Dinleyicimiz hazır. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. İsmim Ferhat, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önce arkadaşım bıraktığı yerden ben devam edeyim istiyorum da şey, bu teknik direktör konusunda. Ya arkadaş şöyle bir şey söyledi, hani bizim hocamız iyiydi, Payera iyiydi vesaire, ama ya gözünü seveyim, bu arkadaşlar hiç mi maç izlemiyor ya? Benim maçları izliyorum genelde, canlı olarak izlemiyoruz ama ekrandan karşısından ayrılmadan izliyoruz. Frankfurt maçında iyiydi Fener. Hatay'da bir yarım saat iyiydi. Rize'de de yanlış hatırlamıyorsam Rize kötü olduğu için biz biraz iyi göründük. Onun dışında ben iyi maçımızı hatırlamıyorum ya. Yani kazandığımız Adana maçı, Altay'ı işte 2 dakikada yenebildik, böyle bir parladık. Antalya maçı gene keza oyuna uzatmalarda neydi. Trabzonspor maçının büyük bölümünde Fenerbahçe iyiydi. Tabii bir kısım iyiydi, orada da sonuç getirmek doğru. Trabzon'un bir yerine parladık. Şeydi ama hani böyle ya iyiydik, bu hoca da bizi aldı yürüttü diyecek bir şey görmedik. Görme, ben bir Hatay maçında bir yarım saat, Frankfurt maçında iyiydik, biraz umutlandık, ne yalan söyleyeyim. Onun dışında
Ben kazanıp da ya evet budur dediğimiz bir maçı hatırlamıyorum. Yani yoktu. Şey yok ya, maçı izlerken şeyi göremiyorsunuz zaten. Hani böyle ya biz bir plan yapıyoruz. Bu plan dahilinde oynuyoruz, göremiyorsunuz. O zaman siz de Yılmaz Vural mı diyorsunuz? Nasıl? Oraya mı geleceksiniz? Fenerbahçe iyi değil de o zaman çözümü sizde de Yılmaz Vural mı yoksa? Ya şöyle, Yılmaz Vural kısmında da şöyle bir şey var. Bakın bu anlamadığımız ve arkadaşları çok şey yapmadık. Bir takımın hocası takımdan büyük olmadığı sürece orayı götüremez. Benim kendi düşüncem yani çok basit. Fatih Terim'i konuşuyorsunuz. Kulüp demiyorum, bakın takım. Fatih Terim takımdan büyük olduğu için vazgeçilemiyor. Zamanında Şenol Güneş Beşiktaş'tan daha büyüktü. Kimler geldi Galatasaray'a? Fatih Terim. İlhan Polut da güzel bir örnektir mesela. Bu hani hocanın isminin büyük olması değil, bazen siz de büyük yapabiliyorsunuz. Geçen de bir röportaj dinledim. İlhan Polut bu işe yeni başlıyor. Yani yeni derken Konya Spor'a. Bunun antrenman tekniklerinden rahatsız olan takımın sırıklı oyuncularından bir tanesi. Gidiyor başkana şikayet ediyor, arıza çıkarıyor ya da. Başkan diyor ki buranın hocası budur, işine geliyorsa yoksa kapı orada. İlhan Polut o saatten sonra takımdan büyük bir hale geliyor. Şu anda da Konya Spor'un durum belli. Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan daha büyük vaziyette Beşiktaş'a yaptığına bakın. Hatta şunu bile söyleyeyim, çok basit örnek. Abdullah Avcı Başakşehir'de büyüktü, onun için iyi hoca oldu. Ardından Beşiktaş'tan daha büyük olamadı Beşiktaş'ta. Şey yapamadı gibi göründü. Şimdi bakıyorsunuz Trabzon'dan daha büyük. Hani büyüğü parantez içinde söylüyorum. Anlıyorsunuz demek istediğimi. Şimdi şeyde Trabzonspor'da daha büyük takımdan kim gelirse gelsin onu büyük yaptıkları için Trabzonspor'da işte durum ortada. Yani gelecek hocanın Mesut'tan şey olarak demiyorum, bakın kariyer olarak vesaire ama duruş olarak Mesut'tan da İrfan'dan da Pelkas'tan da daha büyük olması lazım. Yoksa İsmail Kartal geldi. Kulüp o zaman Aziz Yıldırım şeye girdi, soyunma odasına girdi. Yida Hoca'yı dinler mi bu şey ya? Ama ben sizin bu dediklerinizden şunu anlıyorum verdiğiniz örneklerden. Burada işler biraz yönetimde de bitiyor. Yani yönetimler burada hocanın arkasında sağlam duracak ki hoca takımdan büyük olacak. Burada aynısı Pereira için de yapılabilirdi. Yani Ali Koç Pereira'nın arkasında durup Mesut Özil'e dur dese, hocası buranın Pereira, ona uymak zorundasın dese, o zaman Pereira da takımdan büyüyebilirdi. Büyük olup, büyüyebilirdi. Ama yani bu isim fark etmiyor çünkü İlhan Polut da Vitor Pereira'dan çok üst düzey bir teknik adam falan değil. Ama bakın onu biraz önce söylemiştim. Bunu siz yapacaksınız teknik direktör olarak. Yani siz eğer ben bu takımdan üstün olurumu gösterirseniz başkan sizi destek veriyor. Sonuç itibariyle siz gideceksiniz. Başkan kalacak burada. Hani genelde %90 böyle olur. O sorumluluk başkanda. Başkan eğer sizi orada görürse ya kardeş ben bu adamdan büyük yapayım. Şimdi Konya Spor'un başkanı, hani aynı örnekten gidelim. Konya Spor'un başkanı İlhan Palut'un bu takımdan daha büyük olacağını, dediğim gibi hani parantez içinde daha büyük olacağını gözüne kestirdiği için o desteği verdi. Ki Ali Koç da son maça kadar ya biz takımımızın arkasındayız, biz hocamızın arkasındayız dedi. Topçu istedi aldı. Şimdi şeyden bahsediyoruz, yani Payera'dan bahsediyoruz. Payera bu takıma gelirken bu takımdaki oyuncuları biliyordu. Öyle mi? Yani 4-3-3 4 oynatacağı zaman ne oynatacaksa orada 4-4 oynatacağı biliyordu. Ve oynamadığını, oynayamayacağını da biliyordu. Topçu almadı mı? Yani Meğeri Crespo'yu alan ben değilim ki. Sen madem kanatlarda Osa ile Ferdi ile olmayacağını gözüne kestirmiştin. Niye Meğer'le Crespo'yu beraber aldın da gidip bir tane kanat almadın kendine? Kimi dedin aldılar. Meğeri dedin aldılar. Berişe'yi dedin yalnız aldılar. Şöyle bir detay var. Sadece iki transferi var Pereira'nın. Biri kim? Biri Crespo. Onun haricindeki Berişalar, Mayaller, diğer bütün transferler, Rossi'den hiçbir alakası yok Vitor Pereira. Tamamen Ali Koç ve menajerlik şirketinin transferleri, onu da söyleyelim. Yani biraz haksızlık etmeyin Mayer konusunda. O zaman şöyle söyleyeyim. Abicim yönetemeyeceğiniz mikrofonun başına geçmeyeceksiniz ya. Eğer bu takımda yönetemeyeceksen gelme abi. Kendini de rezil etme. Bunun adı Payra olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Yani sen bu takıma gelirken başkana sözünü geçiremeyeceğini kestiriyorsan eğer, ondan sonra topçuya da sözünü geçiremezsin. Gelme o zaman abi 3-5 kuruş para için. Sonra bu rezilliği çekme. Yani bunu çok yaptı. Türk hocalarımız bunu çok yaptı mesela. Ben Şenol Güneş'ten de gördüm, vesaireden de gördüm. Vaktiyle Abdullah Avcı'dan da gördüm. Sergen Gene belki örneğe diyebiliriz buna. Yani sen eğer takımı yönetemeyeceğine inanıyorsan başkanı da göre. Çünkü teknik direktörünüz sadece şey değil ki. Başkanı da yöneteceksin bir şekilde. Onu da idare edeceksin. Aldıracaksın, sattıracaksın. Getirme. Şimdi Emre Belözoğlu örneği belki hani uzattım ama geçti Başakşehir'e. Bu Başakşehir şey almadı ki, 10 tane topçu almadı ki. Ama başkan takımdaki ağırlığı Emre'nin vesaire şunu söylediler. Bu takımdan daha büyük bir topçu şey var. Hoca var takım başındaki. Emre Belözoğlu. Takımın durumunu görüyorsun. İsterseniz oynamayın.
İsterseniz yapmayın. Yani çok değil ya, 5 maçta adam şampiyonluk iddiasına büründü. Onun için hocanın, bizim hocalarımızın da kabahati, bu kim olursa olsun. Mesela biraz önce dedi İsmail Kartal vesaire, çok kıymetli hocalar. İsmail Kartal vaktiyle Aziz Yıldırım'a belki bir tık diş geçirebilseydi, şu anda hala bizim hocamız büyük başarılar kazanmış vaziyette İsmail Kartal olacak. Ama soyunma odasına bile girdi Başkan Aziz Yıldırım. Onu yaptı, bunu yaptı. Onun için ben Tahir'in başarılı olduğuna inanmıyorum. Doğru bir top oynattığına bize inanmıyorum. Kaybedilmiş bir vakitti. Bundan sonra gelecek hocanın da ya kim olursa olsun gelsin değil. Hakikaten başkana ve takıma diş geçirebilecek, ya kardeşim dediğim dediktir benim diyebilecek bir hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Başka türlü çıkamayız. Evet, teşekkürler. Yoksa size böyle çok bağlanır, çok dert yakıştır. Yani ben şöyle söyleyeyim. Sağ olun, tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşçakalın. Evet, bugün biraz Fenerbahçelerin günü oldu. Teknik adam konusu son dönemin en gözde konularından biri. Dinleyiciler de kendi içlerinde de ayrışıyorlar gördüğünüz gibi. Herkes aynı düşünmüyor Fenerbahçeliler arasında. Dinleyicimiz de düşüncelerini dile getirdi ama ben yine şunda kaldım. Burada en önemli nokta başkanın teknik adamı olan bakış açısı yine. Yani Emre Belözoğlu aynı Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'deki de Başakşehir'deki Emre Belözoğlu farklı mı? Onu farklı yapan bence dinleyicimizin anlattıklarından başkanların teknik adamları olan bakışı olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda oraya geldi iş. Her verdiği örnek dinleyicimiz çok kabul etmese de ona çıkıyor. O yüzden başkanlık profili önemli. Bir de teknik adamı çok fazla anlam yükledi. Yani herkesi yöneteceksin, başkanı yöneteceksin, onu yöneteceksin. Teknik adam o kadar da değil. Başkanı yönetecek falan biri değil. Olmamalı. Evet, mesela Ali Koç'un Fenerbahçe televizyonuna çıkıp üçlü savunmayla, dörtlü savunmayla ilgili söyledikleri, Mesut Özil'in takımdaki yeriyle ilgili söyledikleri tamamen teknik konular. Ve teknik konularda da teknik direktörünü taca çıkaran yorumlar. Şimdi bir başkan teknik direktörün kararlarıyla ilgili böyle konuştuktan sonra dinleyicimizin söylediği hani teknik adam takım üzerinde ne yapsın dedi ya. Esas başkan böyle konuştuktan sonra teknik adam ne yapabilir takımla alakalı olarak. Yani sen bir karar vermişsin sezon başında, başlamışsın o planı uygulamaya, bir bölüme kadar da gayet iyi uygulamışsın. Ama ondan sonra bir takım işte futbol yorumcuları, Fenerbahçe camiasının içindeki belli başlı kişiler bu takımın üçlü oynayamayacağına karar veriyor ve o rüzgarda başkanın da o şekilde bir duruş sergiliyor. Diyor ki yani bu üçlü savunma pek bize uymuyor, işte zor bir sistem. Şimdi teknik direktör zaten o dakikada Pereira gitmişti Fenerbahçe'den, Ali Koç'un açıklamalarıyla burada anlatmaya çalıştık. Ha, Pereira'nın hatası da bana göre orada eyvallah diyememekti. Yani artık bir başkan onları söyledikten sonra Pereira'nın bir sonraki karşılaşmada zaten kendi sisteminin dışına çıkması Pereira'nın zaten bence sonu oldu. Bir de ben yeni gelecek teknik adamın taktik dizilişini de merak ediyorum. Üçlüyle oynarlarsa da çok gülerim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Hani İnşallah öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe'nin iyiliği içinse üçlü. Üçlü oynayacak tabii ki. Yani bundan önceki tartışmalar var diye Löw kendi doğru bildiğinden de geri durmamalı, ya da Bilic ya da Jesus. Ama işte o da... Sonuçta belki de üçlü gerçekten bu takımın iyi oynadığı, dörtlü değil. Dörtlüde de çünkü gördük çok bir şey oynamadı Fenerbahçe. Ya o birçok kişi için kötü olur. O zaman da şey derler ama Pereira'nın oynattığı üçlüyle Löw'ün oynattığı üçlü aynı değil. Değil zaten. Bu arada işte Barış abi hiç katılmadığım nokta da o. Zaten burada önemli olan üçlü falan değil. Pereira dörtlü oynatsa da aynı anlayışla oynatacak. Defansif biraz oynatacak. Evet. Bu kendi diyor zaten. Önemli olan taktik değil, formasyon değil, davranışlar diyor. Davranış burada takılması gereken nokta. Yani böyle 3-4-2-1 oynarken neden kanat beklerin rakip kaleye çok fazla gitmiyorlar? Neden daha geride bekliyorlar? Bu dörtlü oynattığında da çok farklı olmayacaktı zaten Fenerbahçe'nin hücum anlayışı. O bence çok anlaşılamadı. O yüzden yeni gelecek teknik adam aynı üçlüyle, 3-4-2-1 ile daha ofansif, daha göze hoş gelen bir futbol oynatabilir. Yani bunu da şu anda yok sayılıyor. Üçlü oynatamazmış gibi bir takıma. Dörtlü de bu takımda zor. Bir tarafta Novan var, bir tarafta Nazım'ın var. Orijinal olarak nasıl oynatacaksın? Bu mu yani Fenerbahçe'nin sistemi? Evet, 9-12 reklam vaktimiz. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı.
Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Ama ne oluyor bu Bitcoin'e diyerek başlamak istiyorum. Son günlerde. Sizden elinde, bir açıklama bekliyorum. Bitcoin alanlar pek memnun, pek mutlu değiller. Çünkü Bitcoin yükseleceğine düşmeye devam ediyor bugün de. Herkesin neden beklense, yükselmiyorsun Bitcoin? Evet, eminim biz dinleyenler arasında da böyle düşünenler vardır. Şu anda 588.040 TL'den işlem görmekte. TL bazlı 600.000 altına indi. Dolar olarak da dün 43.000'ler civarındayken şu anda 41.600 dolardan işlem görüyor ki 41.172'ye kadar az önce, bir saat önce kadar Bitcoin indi. Bakalım 30.000'leri de görecek miyiz, yoksa buradan bir tepki alıp 50.000'lere dolu olan yolculuğuna tekrar başlayacak mı ki bundan herhalde 1-1,5 ay önce de 69.000 dolarla tarihinin zirvesini görmüştü. Ama oradan sonra çok sağlam bir geri çekilme oldu Bitcoin'de. Biz de merakla takip ediyoruz. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, şimdi iddia bölümündeyiz. Cuma günü lig maratonu Süper Lig'de başlıyor. Ligin ikinci yarısı saat 20'deki Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçıyla. Fransa Lig 1'de saat 23'te Bordeaux-Marsilya maçı var. Bundesliga'da 22.30'da Bayern Münih, Mönchengladbach. FA Cup 3. turunda saat 23'te Swindon-Manchester City, henüz iptal edilmedi bu karşılaşma. Oynanacak bir aksilik olmazsa. Ve Portekiz'de de 21.30'da Santa Clara Sporting, günün öne çıkan 5 karşılaşması. Evet. Bundesliga yeniden 17. hafta sonrası 18. haftayla doğal olarak başlıyor. Güzelmiş. Buna şaşırmadınız herhalde. Sırayla gidiyorlar. 17'den sonra 18 olmasına şaşırmadınız. Gerçi Premier Lig'de değişiyordu böyle, bir 18, bir 24'ü oynayıp. Ertelenen maçlar yüzünden. Değişiyor. Bayern'de eksik listesi kabarık. Koman, Goretzka, Neuer, Sané, Tolisso, Upamecano gibi oyuncular sakatlık ve hastalık sebebiyle yok. Mönchengladbach'ta da baktım, 4 tane oyuncunun hastalığı var olarak gözüküyor. Tabii iki ekip arasında bu sezonki performanslar değerlendirmeye alındığında çok büyük fark var. Mönchengladbach düşme hattının sadece 2 puan üstünde. Bayern Münih'in ben bugün handikaplı olarak kazanmasını bekliyorum. Normal sonuç olacaktır. Portekiz'de Santa Clara Sporting karşılaşması dedin. Orada da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Sporting'in müthiş bir performansı var. Yani ligde 16 karşılaşma, 14 galibiyet, 2 beraberlik sadece. Müthiş bir seri Sporting'ten. Bunun yanında bu karşılaşmalara bakıyorum. Yedikleri gol sayısı sadece 7. 16 karşılaşmada 7 gol yediler. Ligin en az gol yiyen takımı. Öyle çok da atmıyorlar. Evet. Maç ortalaması, gol ortalaması 2'nin altında. 16 maç 30 gol. Santa Clara'da biraz Borussia Mönchengladbach gibi. Düşme hattının hemen 1-2 puan üzerinde. 16 maçta 3 kere kazanmışlar. Burada bir Sporting galibiyeti tabii doğal sonuç olacaktır ama ben deplasmanda öyle çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum. 2-3 gole müthiş uygun bir maç. Böyle 2-0, 3-0 bir Sporting galibiyeti normal sonuç olacaktır. Trabzonspor Yeni Malatya mücadelesi bizde de ikinci yarının açılış maçı, saat 20'de oynanacak. Trabzonspor galibiyeti tabii son derece düşük. Biliyorsun bu hafta yeni transferler oynatılamıyor. Yok. 12'sinde açılıyor transfer sezonu. 12'sinde açıldığı için yok. Yani Yeni Malatya Spor o Şumudika'nın çok sorunlu dediği kadroyla Trabzon deplasmanına gidecek. Ben burada da bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum ama Sporting maçıyla da benzeştiriyorum. Biraz oranı yükseltebilmek adına bu maçın da 2-3 golde kalması Yeni Malatya'nın sıkıntılı hücum aksiyonları yüzünden olası. Trabzonspor'da öyle tempoyu çok yükselten bir takım değil. O yüzden biraz yüksek orandan 2-3 gol riskini alabiliriz. 3 karşılaşma toplamda 6'ya yakın bir oran veriyor.
Bayern Münih'in handikaplı galibiyeti, Sporting ve Trabzonspor'un da maçların 2-3 gol bitmesi günün tercihleri olsun. Yalnız ilk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı da 5-1 bitmiş ve inanılmaz pozisyonlara gebe bir karşılaşmaydı. Yani Yeni Malatyaspor'un yanılmıyorsam 2 golü vardan dönmüştü. Doğru, bir o kadar pozisyona girmişlerdi. Şimdi istatistiklere de bakmak istiyorum. Gerçi şut sayısı toplam 30. Biri 16, biri 14 şut çekmiş o karşılaşmada ama çok keyifli, çok tempolu bir mücadeleyle başlamıştı sezon. Ama tabii bu dönemde iki takım o temposundan uzak. Yeni Malatyaspor özellikle Şumudika ile birlikte işin savunma kısmında pek fazla risk almak istemiyor. Onlar da ligin son maçını çok kötü geçirmişlerdi. Fenerbahçe karşılaşmasını. Ama o ruh halinden bu transferlerle birlikte çıkmaları bekleniyor. Ama o transferler olmayınca acaba o ayarlarda bir yine Yeni Malatyaspor mu göreceğiz? Eğer öyle olursa Trabzon işi çok daha rahat olur bugün. Bir de oyuncuların motivasyonu önemli olmaz mı burada? İşte aynı oyuncular ama hangi motivasyon? Aynı oyuncular, bir de kenarda yeni transferler. Hani şimdi yine bize kaldınız. Bizden bir performans bekliyorsunuz duygusu. Ya da ben bir maç sonra, iki maç sonra yerimi kaybedeceğim duygusu. Neden kendimi zorlayayım ki duygusu ön plana çıkabilir. Çünkü orası da karışıktı. İşte Münir sözleşmesini feshetti dendi. İdmana çıktı. Abit'in alacaklarını alamadığı için FIFA'ya başvurduğu söylendi ki bugün muhtemelde görüyorum. Eminim kulüp içerisinde de bu tarz alacaklarını tahsil edemeyen futbolcuların problemleri de vardır. Ama bir şekilde tabii ki 11 kişi sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor. Trabzonspor'un bu maçtaki muhtemel 11'in de ben paylaşayım. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Savunma dörtlüsünde Bruno Perez, Hüseyin Türkmen, Densville ve İsmail Köybaşı. Ki Vitor Hugo'nun tedavisi devam ediyor ama durumu belli değil denmiş Sabah gazetesinde Yunus Emre'nin haberinde. Ama hani muhtemelde de yok Hugo. Orta saha son maçtaki gibi Dorukhan, Hamşik ve Bakasetas'tan oluşuyor ki Bakasetas değil Hamşik 6 numarada oynamıştı. Önünde Dorukhan Bakasetas ikilisini göreceğiz. Sağda Abdülkadir Ömür, solda Vakeme, ileride de Cornelius. Bugün Trabzonspor'un 11'i. Eksikler zaten Edgar Yeh sezonu kapatmıştı hatırlayacağınız gibi. Janini Afrika Uluslar Kupası'nda ama sakatlığı nedeniyle geri döndü. Fakat oynayamayacak tabii ki ve Serkan Asan ve Trondsen de yine bugünkü maçta bir sol beki bir sağ beki Trabzonspor faydalanamayacak. Yani yedek kulübesi biraz zayıf bir... Soldaki kimi yazmışlardı? İsmail. Çünkü hani Hugo da yok. Densville mecburen stoperde. Edgar Yeh de yok. Orada ya Ahmet Can'ı kullanıp Densville'i sol beke atacaksın. Ya da İsmail'i kullanıp Densville'i stopere atacaksın. Hani burada Ahmet Can mı İsmail mi? Hangisini kullanacağına göre Densville'in de pozisyonu değişiyor. Dorukhan Sabek, Bruno Perez sol bek de olabilir. Ama yani olabilir. Tabii orta sahada Berat Siopis alternatifleri varken ama bu son düzen benim acayip hoşuma gitti. Ya Hamşik, 6 numara, Dorukhan, Bakasetas. Bence ona Trabzonspor, evet, ona dokunmasa çok daha iyi diye düşünüyorum. Yeni Malatyaspor'da da muhtemel 11 şöyle verilmiş. Kalede Ertaç olacak. Savunma üçlüsünde Sadık, Semih ve Jospen. Sağda Mustafa Eskerlaç, solda Hafez. Ortada Münir, Abit, Melon. İleride de Kubilay ve Adem Büyük. Ki Teteh de yok. Bildiğiniz gibi o da Afrika Uluslar Kupası'nda Malatya'nın işi galibiyet açısından biraz zor gözüküyor. Trabzonspor'da Vişça dün Trabzon'a geldi. 18 numaralı forma giyecek. Bu arada dün o da açıklandı. 7 numara acaba giyer mi diye konuşuluyordu. Fakat Trabzonspor'da o da 18 numaralı forma giyecek. Biraz garip olacak tabii. Edin Vişça yıllardır alıştığımız numarasında değil. Belki sezon sonu Yusuf Sarı'dan boşalacak. 7 numaralı formayı alır. Ki alır. Genelde öyle oluyor bu tarz durumlarda. Mesela Galatasaray'da herhalde öyle olmuştu. Schneider 14'te başlayıp ertesi sezon 10'a geçiş. Drogba'da da benzer bir şey yaşanmıştı. Takımlarda oluyor. Şimdilik 18 numarayı terletecek Vişça. Transferler devam ediyor Bordo Mavili ekipte. Sol bek takviyesi için artık Puşaş ismi net olarak gözüküyor. Union Berlin forması giyen oyuncu ile ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı. Kiralık olarak bu oyuncu transfer edilecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonunda koyulduğu yazılmış Sabah gazetesinde Yunus Emre'nin haberine göre. Ki hani benim radarımda olan bir oyuncu değil. Yalnız okuduğum kadarıyla, biraz da videolarına baktığım kadarıyla çok hücumcu bir sol bekten bahsediliyor. Sol önde de sağ önde de zaman zaman forma giymiş bir isim. Ayağına hakim.
Fuleli bir oyuncu ama Almanya'da pek olduramamış. Trabzon için de bir fırsat. Hani kulüplerimiz genelde bu tarz oyunculara da yöneliyorlar artık. Hani potansiyelli ama gittiği takımda gerçek performansını yansıtamamış. Trabzon'da şimdi bu düzen içerisinde ondan katkı almaya çalışacaklar. Bu sezon toplamda 7 maçta görev almış oyuncu ve 2 asist yapmış. Polonya milli takımının kadrosunda yine yer alan isimlerden biri gözüküyor. Yani Trabzon için işler tıkırında gibi. En son bu Gürcü oyuncu Azarovi'yi Trabzon'a getirmişlerdi ama son anda aksilik çıktı. İşte oyuncu fiyat yükseltti, kulüp yükseltti, iptal oldu. Şimdi tekrar Puşaş ismi gündemde. Burada da hani matematik olarak demek ki yerli konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor Trabzonspor. Sol bekte illaki bir yabancı oyuncu transfer ediyorlar. Orada hani Dorukhan'a, Uğurcan'a ve Abdülkadir Ömür'e güveniyor Bordo Mavili ekip. Bu isimlere bir şey olursa Berat yine forma giyecek alternatif oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. Evet, Trabzonspor'daki gelişmeler bunlar. Maçla ilgili hani iddia bölümünde yorumları yaptık. Bilmiyorum, senin dediğin gibi bir karşılaşma olur mu? Yeni Malatyaspor çok kestiremediğim için, yani çok konsantre olduklarında şu Mudika takımları çok etkili oluyor. Kolay pozisyonlar vermiyorlar ama son o Fenerbahçe maçı benim aklımda bayağı bir soru işareti bıraktı. Yani futbolcunun vücut dili felaketti. Özellikle Ryan Abit'in, ki sonrasında bu ödeme alamadığı haberleri görünce kafamda da oturdu. Belli yani oyuncu oynamak istemiyor. Bir problemi var. Münir'i de çok hissetmemiştim. Onda da bir problem yaşanmıştı. Ama şimdi hem ödemeler bu kadar yapılmıyorsa, bir de bu kadar transfer geldi. İşte benim en çok korktuğum şeylerden biri bu. Yani futbolcu ödemeler yapılamıyor ve üzerine bu kadar fazla transfer yapıyor Yeni Malatyaspor. Burada futbolcuları nasıl sahaya konsantre edebilecek Şumudika? Ve onu da bugün akşam saatlerinde göreceğiz. Evet, devam edelim o zaman haberlerle. Saat başı değil, buçuk reklamına kadar. Beşiktaş'ta teknik adam konusunda sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam edeceğini söyledik program içerisinde. Dün bu yönde de çok haber çıktı. Fakat biz Ajans Spor'da şöyle bir haber yapmışız. Kartal Yiğit imzalı. Seneye Beşiktaş'ın başında yabancı bir teknik adam olacak ve o ismin kim olacağı da şu anda belli. Ali abi baktı acaba kim? Herkes herhalde bir döndü baktı. Evet, kim? Kim? Jens Keller ismi yazılmış bizde. Listesindeki isimlerden biri. Ve Alman hocaya 600 bin ila 700 bin euro bandında bir ücret verileceği söyleniyor. Yine yeni sezon yapılanması kapsamında yüksek kontratlı oyuncularla yollar ayrılacak. Ki zaten bazılarının sözleşmesi bitiyor. Lens gibi, Laiç gibi, Vida gibi isimlerle yollar ayrılacak. Daha Önder Hoca'nın o bahsettiği altyapı oyuncuları belki ağırlıklı daha genç potansiyelli oyuncularla Beşiktaş'ın böyle bir sezon planlaması yapacağı öngörülüyor. Bu arada Jens Keller kim diyebilirsiniz. O da aslında Bruno Pinheiro gibi çok adı sanı duyulmuş bir teknik adam değil. Jens Keller bir Alman, 1970 doğumlu, 51 yaşında ve son olarak 2019-20 sezonunda Nürnberg'i çalıştırmış. 21 maçta 1.10 puan ortalaması tutturabilmiş ve sonrasında yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor, boşta olan bir isim. Haberde zaten en çok takıldığım nokta bu oldu. Madem bu adam 1,5 yıldır boşta, niye şimdi anlaşılmıyor da gelecek sezon bekleniyor? Hani bir teknik adam vardır, takım çalıştırıyordur, sezon sonu bitecektir sözleşmesi, beklersin. Ama şu anda getirmekle sezon sonunda getirmenin farkı ne? Hani Pinheiro gibi bir adam değil, takım çalıştırmıyor. Niye ikna edilmiyor, niye yeni sezon Keller'i getiriyorsunuz? O kafama yatmadı benim. Ya da Keller mi istemedi yarı sezonda gelmek? Ki bakıyorum. Ben de sana bakıyorum boş boş. Evet. Diyeceğim çok fazla bir şey yok. Son iki takımı çünkü birinde Kasım'da gelmiş, birinde Aralık'ta göreve gelmiş. Belki yarı dönemde gelip işler iyi gitmeyince ben yarı sezonda gelmeyeyim mi dedi. Mi dedi acaba? Ne oldu? Çünkü evet, çok makul gelmiyor. Yani şu anda anlaşabiliyor olması lazım Beşiktaş'ın. Ya da yeni sezonda farklı profilde bir teknik adam gelmeli diye düşünüyorum. Neyse.
Durum bu haber. Sen bunu düşünürken reklama gidelim. Evet. Yok çok da düşünmek de istemiyorum. Bugün kafam allak bullak oldu. Bir sürü kriz çözmeye çalışıyoruz. Bu takımları kurtarmaya çalışıyoruz ülke futbolunu. Bizim de kafa bir yere kadar basıyor. Tabii bazı teknik adam isimleri gündeme gelecektir. Yalnız Beşiktaş'la ilgili gündeme geldiği zaman olasılığın yüksek olduğunu da söylemek lazım. Çünkü Pinheiro ilgisi gerçekti. Basında hemen çıktı. Farke ilgisi gerçekti. Basında hemen çıktı. Beşiktaş Ketum Darroma konusunda biraz zayıf. O yüzden hani çıkan teknik adam isimleri bana olabilir gibi geliyor. Ama hani bilmiyorum Keller ismi nasıl bir isim, nasıl bir futbol oynatıyor, hiçbir fikrim yok. Ama Pinheiro'dan çok farksız, Farke'den farksız isimli bir teknik adam değil. Değil. Beşiktaş'ları öyle heyecanlandıracak bir teknik adam değil. İşte yıllık maaşını söyledim, 600 bin 700 bin bandında bir teklif yapma durumu söz konusu. Benim anlayışıma yakın, hani Fenerbahçe için konuştuğum tarzda ilerliyor Beşiktaş kulübü. Bakalım hangi isimle anlaşacaklar. Ya da belki belli olmaz. Sonuçta sezon sonuna kadar Önder Karaveli devam edecek. Şimdi Önder Karaveli çok iyi bitirirse o da devam futbol edecek. Futbol takımında kaç oyuncu var? 25 diyelim senin kadron. 28 kişilik kadro işte. 28. De. Teknik adam kaç kişi olur sende? Ekiple birlikte mi? Evet. Bütün ekibiyle beraber. Ben geniş bir ekip kurarım. Ondan fazla kurarım. Tamam. Kaç? 12 yeter mi? Yeter. Sen 40 kişilik bir maaş bütçesi oluşturursun. 40 çarpı 4250 asgari ücret. Sen 170 bin liraya bir takım oluşturabiliyorsun. TL olarak bence gayet iyi. 170. Yani 10 bin euro falan lazım sana takım bütçesi olarak. Yani geliyorlarsa gelsin o parayı oynasınlar. Evet. Sonuçta ben de büyük kulübüm. Değil mi? Beşiktaş'ı bir Galatasaray'ı falan çalıştırıyorum. Evet. Ya da yönetiyorum. Yani sen kulüp başkanı olsan dediğim gibi asgari ücretle beraber bir 40 kişilik bir kadro 170 bin lira. Şu an ihtiyacın olan 170 bin lira. Hatta fazla fazla düşünürsek 200 bin liraya. Yemek masrafları falan çıkabilir. Yani 11-12 bin euroya yıllık şey var senin, maaş bütçen var. Diğerleri ayrı konu. Evet, benimki biraz abarttı. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. Kimse benim kadar radikal düşünmelerini. Ama günün sonunda hani bu kadar kötü durumdayken ben reklamda şunu söyledim Ali abiye. Benim bu kadar fazla bu para konusuna takılmamın nedeni, ben en azından öyle bir kendimle ilgili çıkarım yaptım. Hani bu kadar kötüyüz, öldük bittik diyoruz ülke olarak, ekonomik olarak, ama hala bu paraların harcanabiliyor olması. Yani hala kendi durumumuzun farkında olmamamız ve sanki böyle bir ekonomik buhranda değiliz de normal yaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz hissiyatı beni çileden çıkarıyor. O durumun farkında olmamak ve ona göre davranmamak beni acayip sinirlendiriyor. Benim çıkarımım bu oldu kendimle ilgili. Evet, o zaman son reklam aramıza gidelim. Aradan sonra programı da yavaş yavaş kapatacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, son bölümdeyiz. Dinleyicimiz Erdem Özkan demiş ki 10 gündür evdeyim Covid sebebiyle, geçmiş olsun. Bugün çıkmış kendisi, umarız çok kötü atlatmamıştır. Tüm gelişmelerden uzak kaldım. Fenerbahçe hala hocasını açıklamadı sanırım demiş ve gülmüş. Tabii bunu bilmiyor, bilmeme ihtimali yok dinleyicimizin. Elbette evde sosyal medyayı, haber bültenlerini takip etmiştir. Bu arada bizi evden de takip edebilirsiniz. Bilmiyorum alışkanlığınız nedir? Bizi arabada mı dinliyorsunuz? Çalıştığınız yerde mi? Evde mi? Nerede dinliyorsunuz? Ama sadece radyo frekansı üzerinden değil, mobil aplikasyonumuz üzerinden de Radyo Spor'u dinleyebilirsiniz. Hani evdeyiz, Radyo Spor'u dinleyemiyoruz diye bir şey, bir bahane kabul etmiyoruz. Onu söyleyelim. Ve geçelim son bölümde paylaşacağım haberlere. Birincisi, İsmail Kartal'dan bir açıklama gelmiş. Son dönemde adı Fenerbahçe teknik adamlığı için geçiyor. Skorer'den Caner Bakır'a çok kısa bir tek cümlelik açıklama yapmış ve demiş ki herhangi bir teklif almadım. Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. İsmail Kartal bu şekilde konuşmuş. Normal şartlar altında Fenerbahçe'de görüşen
ya da ne bileyim Löw için Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim Kartal sonuçta yardımcısı olacağı düşünüyor. Böyle bir açıklama yapacağını açıkçası düşünmezdim. Bu tarz açıklamaların kulüp başkanlarının ve yönetimlerin hoşuna gitmediğini düşünüyorum. O yüzden hani eğer gerçekten gündemdeyse de böyle bir açıklamayla bence kendini riske atmış İsmail Kartal. Hiçbir açıklama yapmaması bence çok daha doğrusu bu konuda. Hani basın haberi çıkabilir, sızdırılabilir ama teknik adam bence bu süreçte konuşmamalı, görüşmelere zarar vermemek adına. Her ne kadar yalanlasa da. Ben öyle düşünüyorum. Ali abi bir şey düşünmüyor. Baktı, ne desem dedi, vazgeçti. Değmez dedi. Programda saat olmuş 9.39. Bununla mı uğraşacağım şimdi? Tam olarak mantığını anlayamadım. Nasıl bir zarar verecek mesela tek kelimelik açıklaması? Ya niye konuşuyor abi? Niye yani? Pazarlıkta yapıyorsan yapıyorsun. Kabul etmediğinde kabul etmediğinde. Yani işler bittiğinde söylemesine bence fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu niye kendini ön plana çıkarma çabası ya da önemli hissettirme böyle yani maddeye konuşuyorum. Adınız geçiyor, ne diyorsunuz? Ben biraz kendi PR'ı olduğunu düşünüyorum bu tarz açıklamaların teknik adamlarda. Diğer bir haber, transfer haberi benim çok ilgimi çekti. Mert Çetin, Türkiye'de tabii çok üst düzeyde izleme fırsatı bulamadık. Roma'ya gitti, oradan Verona'ya gitti stoper. Şimdi Süper Lig'e dönüyor ve Kayserispor'a dönüyor enteresan bir şekilde. Yani adı Galatasaray'la anıldı, Trabzonspor'la çok anıldı. Beşiktaş'ta tahmin ediyorum ki anıldı. Yani yerli stoper arayan büyük takımların radarında olan zaten iki isim var. Bir Kaan Ayhan, bir de Mert Çetin. Fakat bu üç büyükler, dört büyüklerden birine gitmeyip Kayserispor'a geldiği söyleniyor. İşte Berna Gözbaşı da zaten bu durumu açıkladı. Özellikle Trabzonspor'un bu kadar stoper ararken ben Mert Çetin'i bitirebileceğini düşünüyordum Kayseri'ye gelene kadar ama oyuncu tercihini anladığımız kadarıyla Kayserispor'dan yana kullanmış. Bu sezon çok fazla maçı yok Mert Çetin'in. Hellas Verona'da sadece 2 lig maçında 44 dakika süre alabilmiş ve bir de İtalya Kupası'nda 90 dakikası var. Yani toplam 134 dakika ediyor. Maç temposu yok ve yanılmıyorsam, önümdeki bilgi beni yanıltmıyorsa da şu anda da koronavirüse yakalanmış Mert Çetin. Evet. Dünkü karşılaşmada bu nedenle kadroda olmadığı yazılmış Mert'in. Geçmiş olsun diyelim öyleyse. Bu da bir sıkıntı. Çok da şaşırtıcı değil bu arada. İşte son dönemdeki vakaları görünce durum bu şekilde. Ama Kayserispor ara transferde gerçekten gaza bastı. Özellikle Bertolacci hamlesi, Karagümrük'ten yapılan ligin en golcü orta sahalarından birini aldılar takıma. Üzerine savunmaya Mert Çetin takviyesi. İkinci yarı biraz daha iddialı bir konumda olacak Hikmet Karaman ve öğrencileri. Diğer taraftan Salih Uçan'la ilgili son günlerde haberler artmaya başladı. Alanya istiyormuş galiba değil mi? Evet, Alanya ve Fatih Doğan yazmıştı. 7 Süper Lig kulübü daha Salih Uçan'ın peşinde, çok da normal. Çünkü geçen sezon gayet iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş'a gitti. Olmadı. Böyle bir yerli varken, kulübünde de süre bulamıyorken diğer Anadolu kulüplerinin istemesi de çok bana göre normal. Alanya ile birlikte Kayserispor'un da bu haberde Fanatik'te ismi verilmiş. Ama başka kulüp ismi haberde göremiyorum. Salih'i kiralık olarak mı gönderirsin? Bonservisiyle mi gönderirsin? Yani... Ya da gönderir misin? O bölge kalabalık. Yani biraz transfer politikana bağlı. Yani Oğuzhan sözleşmesi bitiyor. Evet. Seneye. Can Bozdoğan'ın kiralık sözleşmesi bitiyor. Kalacak mı kesin bilemiyorum. Şimdi o belirsizlikleri ama bilemediğim onun için. Opsiyonu makul olduğu için kullanacak Beşiktaş. Öyle çok yüksek bir opsiyonu yok. Evet, bir küsur milyon euro. Evet. Ama işte belli olmuyor Ali abi. Yani o... Mario Gomez'de de 1000 euroluk bir şey vardı. Da sözleşmeyle ilgili diyorsun, belli olmuyor. Hayır, belli olmaz. Bir madde vardır bizim bilmediğimiz. Kulübün bir opsiyonu vardır. Çünkü çok farklı şeyler olduğu için bizim öngöremediğimiz. O yüzden emin olamıyorum. Eğer eminsem Can Boz'dan kalacak. Hani farklı konuşabilirim. Ama Oğuzhan da gidiyorsa Salih gibi bir yerliği de ben kaybetmek istemem. Takımımda tutmak isterim. Çünkü ben hala yeteneğine şey inandım. Ama bu sene gönderirim. Kirayı gönderirim. Kirayı gönderirim. Çünkü bu mesela Emrah Baba'da da güzel oldu. Yani şimdi Galatasaray'da kalsa Emrah Baba forma giyemeyecek, forma giyse özgüveni daha da zedelenecekti. Şimdi biraz kendini toparladı Alanya Spor'da ve daha iyi bir şekilde Galatasaray'a dönecek. Yani geçen seneki halinden daha iyi döneceği kesin. Evet. Bir böyle büyük sakatlık yaşaması. Salih için de benzer şeyi düşünüyorum. Alanya'ya da bu arada Farioli gitti. Doğru. Farioli de geriden oyun kurmayı çok seven bir teknik direktör. Salih de 6 numarada oynamak istiyor. Ayağına çok hakim. Uyuyor da
Evet, oradaki zaten temel sıkıntı Beşiktaş'ta şu an iki tane çok iyi 6 numara olması. Ve aynen, takımın yıldızının da 6 numara oynamak istemesi. O yüzden 6 numarada çok iyi oynayan oyuncunun da 6 numaradan olması. Yani 6'ya 3 tane oyuncu talip. En zayıf halka Salih. Aynen. Yani Salih tabii 8 diye de düşünüyorduk ama o çok seviyor 6 numara geriden, evet, oyun çok kurmayı. Net belli etmiş kafasında. Yani evet, ben diyor 6 oynayayım, geriden oyun kurayım diyor Salih. Pjanić de öyle diyor. Pjanić öyle deyince Pjanić oynuyor. Normalde Josef'in oynaması lazım diye düşünürsün. Aynen. Çünkü müthiş oynadı geçen sene orada. Ama Josef bile yeri kayan bir oyuncu oldu. Dolayısıyla dediğin gibi Süper Lig takımlarının Salih'e ilgi göstermesi son derece anlaşılabilir. Ama Beşiktaş'ta Salih'in performansını arttırmak adına Salih'i bu yarım dönemde kiraya verebilir. Hatta belki Salih'in 6 numara değil, 8 numara. 8 numara oynayacağı bir kulüp ya da öyle bir pozisyon. Gerçi bunlar çok düşünülmüyor bizde ama. Onu Salih'e ikna etmen lazım abi önce. Ama işte Salih'in de biraz kendini zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelecek sene Pjanić olmasa da Josef de Souza olacak Beşiktaş'ta. Josef de Souza mı Salih mi sorusunun cevabı da çoğunlukla Josef de Souza olacak. Bu durumda Salih'in biraz değişmesi gerekecek. Yani Selçuk Yanan'ın söylediği gibi oynayarak değişmesi gerekecek. Zor vallahi, oyuncunun ikna olması lazım. Eğer değişmemeyi düşünüyorsa da o zaman ayrılacak Beşiktaş'tan, gidecek. Evet, o zaman da zaten oraya, aynen senin dediğin noktaya geliyor. Şimdi eğer oyuncu ya ben 8 numarada yapamıyorum olmuyor noktasındaysa o zaman da zorlamaya gerek yok. Evet, Salih iyi bir oyuncu ama Salih'i de kenarda mutsuz bir şekilde tutmaya, paslandırmaya gerek yok. Beşiktaş'ın da o maliyete girmesine gerek yok. Aynen öyle. Son haberim de şu olsun. Terim'e mobbing mi denmiş? Mobbing ifadesi ben de geçen günlerde kullandım. Biraz öyle olduğunu düşünüyorum Fatih Terim'e yapılanların. Nevzat Dindar da aynı soruyu sormuş başlıkta. Galatasaray'da Fatih Terim'i istemediği ileri sürülen yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borel'le teknik ekibe katılması için bizzat görüştüğünü açıkladı. Bu hamle Terim'e mobbing olarak algılandı. Bu arada Rodolfo Borel ismi denmiş Guardiola'nın yardımcısı ama diğer bütün kaynaklarda Domenech Torrent ismi var. Guardiola'nın eski yardımcısı. 3 senedir ya da 4 senedir yardımcından uzak bir isim. Ama bu bahsedilen Rodolfo Borel hali hazırda Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan isim. Yani medyada iki farklı isim var şu anda. Ama tabii ki ortak nokta, burada dikkat çekilen nokta, Terim'e mobbing mi yapılıyor, yapılmıyor mu? Bu tartışılmış. Bu tarz durumların teknik adamlara bir faydasının olmadığını daha önce gördük. Bu örneği vermişizdir illaki. Şenol Güneş'e yapılan Guti ve İlhan Mansız hamlelerinin günün sonunda nasıl ters döndüğü. Yani bir işi zorla o tarz bir teknik adama yaptıramıyorsun işte. Şenol Güneş'e de yaptıramazsın. Fatih Terim'e de yaptıramazsın. Yaparsan da bu sana ters döner. Bir de oradaki, yani şimdi alakasız bir konu ama şimdi sen İlhan Mansız ve Guti deyince mesela İlhan Mansız şu an ne yapıyor? Bilmiyorum. O da ne kadar yanlış bir seçim olduğunu göstermiyor mu? Aynen öyle. Bir de o var. Hani tamam, Şenol Güneş'in kadrosunu güçlendirelim diyorsun da kimle güçlendiriyorsun? Şimdi eğer güçlendirmeye çalıştığın teknik adam bugün futboldan uzaksa o zaman senin hamlen yanlış olmuş oluyor ve takımın altına dinamit koymuş gibi oluyorsun. Bu çok saçmaydı Beşiktaş'ın yaptığı. Guti için yani çok uzak değil, çok yakında değil demek lazım. Aynen. Hani Guti sonra Almeyla'yı falan tutunmaya çalışıyor yani en azından. Ama İlhan Mansız tamam, futbolun dışında. Şimdi mesela Hasan Şaş Galatasaray'da futbolun içinde mi, dışında mı? Eğer futbolun dışında kalıyorsa bu profiller, bilin ki o yardımcı teknik adam seçimleri pek doğru değil. Ama Galatasaray'ın gündeme getirdiği iki teknik adam da futbolun içinde olan, bir tanesi de hani artık tek adam olayım diye ayrılan, evet, tek adam olmaya çalışan bir profil. Dolayısıyla hani en azından bu daha doğru. Kapa parantez, aklıma geldi diye söyledim. Aynen öyle, güzel bir bakış açısı. Guti de en son Almeria'yı çalıştırmış 2019-2020 sezonunda. O tarihten bu yana da boşta olduğunu söyleyelim. Evet, bu haftalıkta Sabah Spor'unu noktaladık. Hala Fenerbahçe'ye bir teknik adam bulamadık. Umarız pazartesi günü Fenerbahçe'nin yeni teknik adamını da konuşacağımız bir program olur diyerek haftayı noktalayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Barış Ertür, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Spor'u artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.